Kayahan barıştı. Aşklarını ölümsüzleştirdi. Aslı diyor ki biz barıştık. Kayahan'ın ailesine de bir mesajdır bu. İsimlerimizi dövme yaptırdık. Ancak görümce adayı Gamze, Kayahan'ın eski sevgilisiyle yine acımasızca planlar yapıyor. Bizden resmen sevgi dileniyor. Yoksa bu evlenme teklifidir. Bir yanda Aslı'yı çılgına çeviren iddialar, bir yanda Kayahan'ın vurdum duymazlığı. Parmağı kıskançlığından kolunu cama vurmuşlar abla. Kolumdaki çiziklerden bana ne, kolumda benim adım yazıyor, benim. Mazisi nedir bu kolundaki çiziğin? Hatırlamadığım şeyin ben nasıl hatırlayayım ya? Aslı kendisini can evinden vuran Kayahan'ın eski sevgilisi ve görümce adayına karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Ablan hap çevirmiş sana, ailesi de ona sevgisi göstermiyor. Annen kabul etmiyor, seni ben niye kabul edeceğim? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Kaşları karam, gözleri cezam, aman aman aman, halim duvar. Saçları belam, dudağı ikram, aman aman uçan, ah sana kurban. Sensiz bu hayat bana ziyan, seni görmeden geçen günler bana haram. İnsaf eyle, inkar etme. Söyle, söyle, söyle. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki seni bu dünya sever. Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki kaşları karam, gözleri cezam, aman aman aman, halim duman. Saçları belam, dudağı ikram, aman aman uçan, ah sana kurban. Sensiz bu hayat bana ziyan, seni görmeden geçen günler bana haram. İnsaf eyle, inkar etme. Söyle, söyle, söyle. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki, ben tabii ki. Çağlar Ökten, Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Günaydın. Günaydın.
Gündüz aydın olsun inşallah. Stüdyomuz hayırlı haberlerle dolsun. Aslı ve Kayahan burada. Kayahan'ın ablası Gamze müjdeli haberler versin. Birden biz böyle şaşıralım, inanamayalım. Gamze desin ki onay çıktı. Annem de, bütün ailede, babam da, herkes Kayahan'ın bu evliliğine onay veriyor. Ayrıca Aslı'yı da çok seviyoruz. Aslında tam bizim istediğimiz gelin adayı Aslı. Ben tabii ki. Evet. Evet, ne var ki? Neden olmasın? 4,5G ile Gamze karşımızda. Bakalım bizimle aynı fikirde mi? Gamze nasılsın? Allah'a emanet. İyiyim Seda Hanım, günaydın. Sağ ol hayatım, günümüz aydın olsun. Dedik ki, dileklerde bulunduk. İnşallah dedik, Gamze bugün hayırlı duydum haberler verir dedik. Ailece, annem de babam da ailece, biz bu evliliğe onay veriyoruz, bu birlikteliğe onay veriyoruz. Önce nişanı yapın, sonra kınayı yapın, düğüne de ailece geleceğiz. Biz öyle düşünmüyoruz Seda Hanım. Anca Aslı onları rüyasında görür. Sen de daha uyanamamışsın. Pijamalarına bağlanmışsın zaten. Pijama tabii, değil tabii ya. Vallahi gayet de şık ekoseli bir pantolonu var. Çizgili kazak. Pijama diyor üstündekilere senin. Yapma bak. Görümcengille güzel geçin. O her şeyi söyler. O her şeyi I like söyler Seda Hanım. Çok güzel pijaman, çok yakışmış. Aslı senin de kıyafetin güzel. Seni alakadar etmez. Kalk bakayım. Vallahi bugün güzel. Bugün beni beğenecek misin sevgili görümcem? Şöyle bir yürü ama tamam, görsün görümcengil. Ya hiç bakmıyor bana senin bu ablan. On numara beş yıldız. On numara. Hiç bakmıyor. Gamze sen kafanı çevirdin ama kardeşin gayet de mutlu. On numara beş yıldız abla. Bak on numara beş yıldız diyor. İşte on numara beş yıldız abla değil. Kaç ben yıldım istemiyorum Aslı'yı. Bakmak da istemiyorum. Gün geçtikçe daha da tatlı oluyorsun. Onu orada gördükçe zaten sinirlerim hopluyor. Kimi görmek isterdin tahmin edeyim? Kayahan Bey'in eski sevgilisini. O olsaydı evet izlerdin değil mi böyle? Ekrana yaklaşıp. Evet izlerdim. O olsaydı izlerdim. Saçma. Çünkü onu istiyoruz ya. İzlerdim. Ama Kayahan beni istiyor. Onu isteseydi onun yanında olurdu. Şu an benim yanımda. Onun da fikri bir gün değişir, sen rahat ol. Onun da fikri değişecek. Senin gerçeklerini görünce onun da fikri değişecek. Sizin gelin değişecek, değişecek. Peki. Hani sen Kayahan diyorsun ya, bekle bekle. Bir şey söylüyorum Kayahan. Bekle bekle diyorsun ya Aslı'ya. Aslı'ya mı? Yok, bana bekle de ben yanımda. Diğer. Aslı beklesin, ben oraya geleceğim. Ve buradaki gelinimize geleceğim. Onun gelinliğini orada giydireceğim Aslı. Kim bekliyor anlamadım. Sana pardon, şimdi anladım. Evet. Sen bekle, ben oraya... Ben bekleyecekmişim. Eski sevgilin giyecekmiş gelinliği. Peki bundan Kayahan'ın neden haberi yok? Bir de sizin gelin adayınız biraz... kolunda Aslı yazan bir adamla mı imzalayacak nüfus evlilik cüzdanını? Kolunda Aslı yazması önemli değil ki. Yüreğinde ne yazması önemli Aslı? Benim yüreğimde, kalbimde yüreğini Aslı var. Yüreğini mi açıp söktün? Yüreğimde açıp... Aslı var. Kayahan'ın kalbini mi söktün? Sen sadece Aslı diyorsun. Niye o zaman kızı arıyorsun, beni bekle diyorsun, ümit veriyorsun? Ben ne aradım ya, sen yine başlıyorsun yalanla dolanla sabah sabah ya. Yine mi aramış? Tabii canım, yalanla dolanla. Sana yine göre aramış. Yalan hatırlamıyorum, yalan aradın hatırlamıyorum. Hatırlamak zorunda başka mıyım? Başka bir şey bilmiyorsun. Aradın mı? Neyi aradım ya? Neyi kızım? Peki dünden beri merak ettiğim bir şey var. Seni çok sev. Gamze sen de merak ediyorsundur. Buradaki dostlarım da merak ediyordur. Dünden beri ben de merak ediyorum bunu. Yüzük nerede arkadaş, yüzük? Hatırlamıyorum. Seda'm hatırlamıyorum. Yüzük nerede? Kayan bozulmadın mı? Sen de hakikaten Aslı'nın dediği gibi rahatsın he. Nerede oğlum taktığın yüzük? Abla hatırlamıyormuş. Hatırlamıyorum, yok. Ama bunun senin bozulman lazım değil mi ya?
Çıkarıp fırlatmıştım eski sevgilinle konuştuğum nerede? Önce. Dandik yüzük müydü? Tamam. Yo. Dandik miydi? Çıkarıp attığına göre dandik miydi? Ne gülüyor? Güzel bir yüzüktü. Güzel yüzüktü. Üstünde notalar falan vardı ama ben hatırlayamadım. Sen hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Nerede acaba? Şimdi Kayahan eski sevgilisini aldığı yüzün resmini getirin ekrana. O yüzük duruyor. Eski sevgili ve Kayahan'ın ablası Gamze yüzüğün resmini bile bize gönderdiler. Kayahan'ın söz vermektir o yüzük. Söz vererek taktığı yüzüğü astı, fırlatmış, atmış. Attım. Gamze ne diyorsun buna? Abla bu yüzük hikaye yalan yağını dolan. Hı. Benim evet. Aslı'ya aldığım yüzük bende tabii ki de. Aslı kendi takayım aldığı ben. İçin yüzüğü takmamıştır Seda sen Hanım. Tabii ki de. Aa, dur görelim, görmedim, aa, görmedim. O dur, yüzük dur, mü dur ayağa kalkayım, bir dakika, dur ablan da görsün. Aslı o yüzük ben o yüzük kendi mi? Evet Seda Hanım, o yüzük. Kendi kendime takmışım ya, şimdi izle lütfen. Watch us. Öylesin mi? Hiçbir şey söylemeyecek misin? İnşallah evleniriz hayatım. Sağol ya. Ya inşallah canım ya. İnşallah canım ya. İnşallah güzel bir söz canım. Allah'ın izniyle demek. Değil mi abla? Teşekkürler. İyi ki hayatımdasın. Teşekkür ederim. Kimse ayıramayacak. Ablam bize bakmıyor. Ablam şimdi burada yüzüğüm var. Burada da Kayahan yazıyor. Seni çok seviyor olsaydı sayfasını temizlerdi. Neyin kafasını yaşıyorsun? Sen de gerçekten bak. Evlenmek istesen sayfayı temizler. Görüntüleri temizler. Aşkım engellesene ablamı görmesin onları ya. Ben engelledim de eski sevgilim gönderiyor başka olabilir. Başka yerden mi bakıyorlar? Kayahan'a bak. Aşkım temizlesene o sayfayı diyeceğine diyor ki ablamı engellesene görmesin sayfayı. Evet. Kayahan başka sayfadan bakar yine görür. Artık söz geçiremiyor ki Seda Hanım. Ne diyeyim yani? Hatırlamıyorum de. Ablamı engelle, ablamı engellese ne olacak? Parmağında oynatıyor Kayahan'ı, parmağında. Vallahi abla ben Aslı'yı hiçbir şekilde üzmek istemiyorum artık. Teşekkür hiçbir şekilde üzmek istemiyorum. Şadıma dedi ki... Annesini sevmediği, istemediği kızı bana zorla sevdirmeye çalışıyor. Gamze dedi ki Şadıman, eğer dedi Aslı seni sevseydi o sayfasındaki o görüntüleri temizlerdi dedi. Kayahan da dedi ki ablamı engelle görmesin sayfanı dedi. Aferin sana Kayahan. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Bir insan ablası için böyle düşünür mü? Ablan senin iyiliğini düşünüyor. Ha. Olmayacak bu iş oğlum, olmayacak. Niye? Niye olmayacak? Seda Hanım birbirlerine uygun değiller, olmayacak. Nasıl uygun değiller? Değiller. Evet. Her bakımdan uygun değiller. Hangi bakımdan? Şimdi karşında duruyorlar. Neremiz uymuyor? Fizik olarak da uygun değiller. Yine başladık. Fizik olarak uygun demek ne demek? Onu da ilk defa duydum. Bir de Aslı'da o kadar dövme var ki. Ha, bende de var. Kayağına da yaptırmaya başladık. Yavaş yavaş da. Yavaş yavaş. Onu da yaptıracağız. Bulaştırıyorsun çocuğa da. Yani çekiyorum. Yanıma da. Gerçekten bu iş olmayacak. Bak ben benim altıncı hislerim kuvvetli. Bir dakika dur Kayağan. Ne dedin? Diyorum ki benim altıncı hislerim kuvvetlidir. Bu iş olmayacak. Bak göreceksiniz. Ben buradan giderim. Siz göreceksiniz. Boğa burcu musun abla? Niye gidiyorsun sen Allah korusun? Gitme ya. Ya olur ya insanlık hali. Yanımızda ol ya Şadımansız. Gitmeyin. Kınamızı siz yakın. Gitmeyin. Çünkü neden biliyor musun Kayağan? Neden abla? Sen var ya. Çok da yani konuşmak da istemiyorum da. Vallahi söyleyeceğim ama daha iyilerine de layıksın. Kadının kadına yaptığı eziyet. Şadıman senden hiç beklemezdik. İyi Seda Hanım neden? Daha iyileri derken Aslı'yı gömdün. Vallahi gömerim. Ben Aslı'dan çünkü Aslı'yı neden gömdüm? Aslı'nın şahsına bir şeyim yok. Şu haline var benim. Ne var halinde kızım? Var var. Birazcık değişmeye yüz tuttu ama yine de beceremiyor Seda Hanım. Gayet de çok güzel tatlı giymiş. Yakışmış da. Kayahan'ın senin gözlerin kör mü oldu oğlum? Yok. Dünyayı görmüyorsun. Onun dünyası benim şahadım. Ay. Şimdi. Kayahan'ın kuzeni... Bakayım. Ali, doğru mu? Doğrudur. Heh. Telefonda belki inşallah güzel şeyler söyler. Hadi inşallah. Hadi bakalım Aslı. Belki biri senden yana olabilir. Ali Bey. Alo. Merhaba. Merhabalar. Seda abla nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sen nasılsın?
Allah razı olsun. Çok şükür. Hamdolsun. Yağmurdan uğraşıyoruz. Iğdır'ı bayağı yağmurda bugün. Peki Ali, Aslı'yla Kayahan'ın birlikteliğine ve onlar bu konuda ciddiler. Ne diyorsun? Sadı abla, kesinlikle Iğdır'a gelmesinler. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi giyim kuşam desen, üst baş desen, yani Kayahan, yani yakışmıyorlar. Ben size söyleyeyim Sadı abla. Bir de elini tutmuş orada. Şimdi abi sen de mi abi, yeter ya. Ya Kayahan lütfen ya. Lütfen ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Yani bak şimdi Ramazan'dan dolayı böyle giymiş, tamam da Ramazan'dan sonra yine bu şekilde giyinecek mi Kaya? Giyinecek mi kardeş? Giyinecek misin Ramazan'dan sonra yine açık saçık hayat? Onu söylüyor. Kombinlerim hazır, bekliyor. Yani kesinlikle bak Kaya. Valla ciddi bir şey söylüyorum. Kesinlikle bir abin olarak kesinlikle Iğdır'a gelme kardeşim. Biz gelmeyi yani yengem, düşünüyoruz. Yani yengem sen rahatsız ya. Bak, abi geleceğim yani bu cuma gelmeyi düşünüyorum. Gitmeyi düşünüyorum. Evet yengem, Aslı'yla. Yengem sen yüzünden rahatsız ya. Abi ben geleceğim bu cuma günü geleceğim ben. Gelme kesinlikle gelme. Ali gelme Bey. Ya. Ama Ali Bey biz daha yani, sizinle hiç tanışmadık. Direkt böyle bağlanmanız beni üzüyor. Şimdi Aslı yeğenim. Şimdi ilk günden beri programı seyrediyorum. Hepsini görüyorum. Yani bu şekilde giyinme olsun, ne bileyim sosyal medyada o videolar, resimler. Yani ailesini, yani biz Azeri olarak bazen hani Türkçe konuşuyorum da bazen kaçabilirim. Yani Azerice konuşabilirim de. Şimdi bu şekilde ters. Şimdi bizim ailemize yakışmaz böyle. Ben Kayahan'ı canımdan çok severim. Kayahan benim her şeyim. Canım, diğerim. Ya abin, abi neden böyle yapıyorsunuz ki siz? Kayahan, şimdi yengem çok rahat. Şimdi sen bu şekilde, tamam, bak şu an elini tutuyorsun. Şanzimat abla ne dedi? Bak demin Şanzimat teyze bir şey dedi. Dedi ki bırak onun elini. Ali Bey. Daha ilerine de like'sin sen. Ali Bey ben... Ya ben aslında iyisini mi bulacaksın abi? Yeter abi ya. Bir saniye. Ya bela olmaz ki ya. Gerçekten şu an elim ayağım tutuyor. Ya bari sen yapma abi, sen yapma ya. Yeter ya. Bir saniye. Yani benim elim ayağım tutuyor. Ben sizin eliniz ayağınız titresin istemem. Annesinin sağlık durumundan dolayı da çok üzgünüm. Fakat ya ben Iğdır'a geleceğim. Benim yengem, ben Iğdır'a geleceğim. Benim yengem rahatsız. Memleketinizde. Bak benim yengem rahatsız. Kriz geçirdi kaç kere ya. Hastaneye götürüp getiriyorum. Arada cebimde param da kalmadı. Yani biz istemiyoruz Kayahan, gerçekten istemiyoruz ya. Benim yengem rahatsız, yengem de istemiyor. Şanzıman teyze orada bir şey söyledi, dedi ki sen daha ilerine layıksın. İşiniz zor. Sen daha ilerine layıksın ya. Kayahan bak diyeyim. Kuzenim bile Iğdır'a gelmeyin diyor, düşün. Ben... Yok bak Seda abla. Ne yapayım ben abi, ben ne yapayım yani, ne yapayım? Hürmetim sonsuz Seda ablam. Efendim? Kayahan benim canım ciğerim. Allah razı olsun. Kayahan gerçekten benim canım ciğerim. Benim de canım ciğerim ama. Ben delerim, sıkıntı yok. Ama mesele nedir? Mesele burada aşk sen... var. Mesele abi ben sevdiğim kadını istiyorum, tamam, yeter tamam, da. Tamam sana bir şey vallahi söyleyeceğim. Vallahi billahi yeter abi ya. Tamam, tamam yeğenim, canım ciğerim. Daha kuzu kesim. Sıkıntı yok. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ramazan'dan sonra da... Kuzenlerim istiyor, şu istiyor diyordun. Hiç kimse istemiyor. Evet bak. Kardeşim ne diyor? Bak kardeşim, kuzenim ne diyor ya? Allah'ım ya. Kuzenim ne diyor ya? Yakışıyor mu ya bize? Yakışıyor mu? Nasıl gidecek Iğdır'a? Ya ben kendime yapıştırıyorum. Uçakla gideceğim. Ya sen bir konservatuar bölümünü bitirmişsin sen ya. Ne alakası var bununla? Aslı 4-5 tane dilbiler. Hiç yakışıyor mu? Elini tutuyorsun ya. Kuzenim lütfen bir dinler misin beni? Kuzenim lütfen. Sen konservatuar bölümü bitirmiş bir insansın. Senin sesin. Senin duruşun, yani o Aslı dil bilebilir. Do you speak English, do you speak Turkish? Yani do you speak yemeğinle yani iş çözülmüyor. Sen konservatuar bölümünü bitirmiş bir aynen çocuksun öyle. Ya. Gençimizsin ya, yerimizsin ya. Senin sesin, yani... Sen bir çocuksun ya, hayatını mahvediyor senin ya. Aynen ya, hayatını mahveder ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya ben sevdiğim insanın hayatını şekilde... neden mahvedeyim ki? Biz burada annemizle uğraşıyoruz. Annemiz hasta burada. Hiç işimiz gücümüz yok. Aslı'yla uğraşıyoruz ya. Attı annesi oraya başımıza.
Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben sizden ne yapacağım? Ben ne yapayım yani? Bir dakika. Yani ailesiyim mi? Ben ne yapayım abla? Ne yapacağım ben? Bir dakika. Sana Kayan bir şey söyleyeceğim. I want to talk with you. You never let me speak. I want to talk to you. Yine İngilizce danışmaya başladı. Ben de Azerice danışacağım. Ben ne anlıyorsan sen? Sedam'ım. Sedam, sabır. Dört dünyadan benimle uğraşıyorlar. Bak, İngilizce konuşur. Ben de Azerice konuşacağım. Ben I love him. I won't let his hands. I'm holding ya his abi hands. Sen destek olacağına sen köstek oluyorsun bize abi. Kayan, Seher canım ya, yarım kurbandı. Sen de ama bak, abi ya. This Friday sen de ama abi sen de mi ya? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim Kayan. Beni iyi dinle. Haftalarca Gamze zaten ablam. Dinlersin. Ramazan'dan abi sonra yine bu şekilde giyineceğim. Devam edeceğim. Bana bunu söyle. Bu şekilde giyinmesem de Kayhan beni kabul ediyor. Memleketinize geleceğiz. Kayhan seni kabul etsin. Benim için onun beni kabul etmesi önemli. Ama sizin izniniz olmadan istemiyoruz. Biz tamam, olabilir. Biz Azer'in kökenliyiz. Biz de bu şekilde tamam git. Nerede giyinirsen giyin. Ne yapabilirsiniz ki ben geldiğim ama zaman? Ne yapabilirsiniz? Bırak. Peki Ali bir dakika dur. Ama yakamızdan düş. Ali bir saniye bekle, Gamze sen de bekle. Aslı'nın annesinden mesaj var. Ay çünkü çok şükür, yalnız kaldım burada. Herkes benim yalnız üzerime niye oynuyor. Yalnızsın ki, yanındayım ben hayatım. Neden baksana, yalnız kuzenin, ablan, başka kuzenin, bütün memleket bağlandı. Ben bu benim durumdan çok memnun zaten değilim. Zaten memleket diyor ki buraya gelmeyin diyor. Evet, Aslı'nın annesi bakalım neler söyledi, dinleyelim. Merhaba Seda Hanım. Ben günlerdir Kayahan'ın ailesiyle hiçbir şekilde muhatap olmak istemedikçe, bu konulara dahil olmak istemedikçe onlar benim üstüme gelmeye başladılar. Kınası halimle onlara cevap vermek zorunda kaldım. Daha doğrusu onlara cevap vermek değil, sadece kızıma olan sevgimi hatasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla ben kızımın her koşulda yanındayım. Biz kızımızı çok seviyoruz. Biz onu asla terk etmedik. Şunu kafalarına soksunlar artık. Benim kızım 7 senedir okumak için yanımızda değil. Ama bu süreçte biz her zaman görüştük çocuğumla. Yani yoksa onu terk edip arayıp sormadık değil. Sonra benim kızım terk edilecek bir evlat değil. O çok ahlaklı, çok sevgi dolu, çok merhametli, çok şefkatli bir çocuk. Artık bizimle uğraşmayı bıraksınlar. Ben zaten hiçbir şekilde Kayahan'ı da onun ailesinde istemiyorum. Gamze duydun mu? Olacağım. Biz de onları istemiyoruz Seda Hanım. Duyamam annemin sadece sesine bak senin yüzünden oluyor. Neden ya gelip kızının arkasında durmuyor? Senin yüzünden kadının sesine bak annemin ya. Bak Kayahan o da seni istemiyor. Sen neden orada duruyorsun oğlum? Acaba neden senin yüzünden istemiyor? Tek başına Kayahan tanımasına izin vermediniz ki. İstemiyoruz kızım, seni istemek zorunda mıyım ben? Haftalarca konuşun. Bak annen hastaymış git annenin. Ablacığım bak haftalarca konuşun. Bak, yordun bizi insanları yordun artık da. Yordun bizi. Haklı. Neyini yordum? Tek ben mi istemiyorum? O da haklı. Tek o da haklı. Ben mi istemiyormuşum? Kuzenin de istemiyor. Ya o abi da ben istiyorum. Ben evleneceğim. Ben yuva kuracağım ya. Annen istemiyor. Sen mi yuva kuracaksın sen ya? Sen mi evleneceksin ya? Sen mi düğün yapacaksın? Yeter artık ya. Haklı kadın. Araya başka bir kadın ortaya atıyorsun. Biz o kıza düğün de yapmayacağız. Biz o kıza gelinlik de giydirmeyeceğiz. Ben burada o gelinliği giyeceğim de. Ben oraya geleceğim. Dinle beni bak. Buradaki gelinimi getireceğim. Ona gelinlik giydireceğim. Sen de göreceksin abi orada. Göreceksin. Benim annemin sesine bak sen hala gelin diyorsun ya. Buraya Sedam çok özür dilerim. Bana ne? Ben sesin annenin yanına git o zaman. Bak şu an bunu üstüne. Ben sesimi yükselttikçe buradaki insanlara saygısızlık yapıyormuşum gibi hissediyorum ama sen başka dilden anlamıyorsun. Sen saygısızlık. Bir sus. Başka bir kadın ortaya atıyor. Sen sus. Sen sus. Dinlemeyi bilmiyorsun ya. Sen kimse bana bağırabilecek. Dinlemeyi bilmiyorsun. Allah. Dinlemeyi bilmiyorsun. Konuşmama izin vermek zorundasın. Ben ne zorundasın söyleyeyim abla ben ne başka yapayım? Başka kadın ortaya attın. Ne yapayım ya? Git. Yapmadığın bir mesleği. Bir sus. Yapmadığın bir mesleği ortaya atıyorsun. Başka bir ayıyı ortaya atıyorsun. Yüzüğü, ojeyi. Ben biliyorum senin pavyonda çalıştığını. La kim pavyonda çalışıyor abla bak yeter artık ya. Bak benim biliyorum annem. Benim annemin sesi öyleyken sen pavyon mavyon diyemezsin. Ağzından çıkanı kulağın duysun. He sen çalışıyorsun. Çalışıyorsun!
La kim pavyona çalışıyor? Bu konuyu kapat dedim abla. Bak yeter artık. Kalbini kıracağım ha. Ya sabah sabah yaptın ama. Kral sen sus. Bana sesini susturamazsın sen. Benim yanımdaki adamı susturamazsın. Nereye susturuyorsun? Konuşacak. Günlerce sustu burada. Hatırlamıyorum etmiyorum. Şimdi beni hatırlıyor. Günlerce sustu. Evet senin yüzünden sen parmağında oynattığın için sustu. Kim parmağında oynatıyor beni? Oynayacak mıyım ben ya? Kayan sen yine. Ramazan kapalı giydi. Ramazan'dan sonra Ali'nin dediği gibi açılacak ya. Ablanı da idare et. Aslı'yı da kırma. Ama o da senin ablan. Bahsettiğiniz yerde... Yok Seda Hanım, o onun için çok değerli. Biz kimiz? Tabii ki de değerliyim. Ben onunla evlenecek olan benim. Annesi hasta burada ya, yataklarda yatıyor ya. Benim de annem ya ben rahatsızlandı. Ben anneme babama saygısızca davranıyor muyum buydu? Hayır, yok. Annen baban rahatsız. Senin annen rahatsız da git o zaman annenin yanına. Ya sinirden bak tekeniyorum Allah'ım yarabbim ya. İstemiyorlar ki seni. Seni istemiyor ki annen. Sevmiyor ki seni. İşte sen dinlediğini bile algılayamıyorsun ki. Ben kızımı çok seviyorum, çok iyi yetiştirdim diyor ama sen sadece de bunu... Sadece mesaj atıyor işte. Seni sevmiyor, sevmiyor. Sadece mesaj atıyor. Sen gerçekten benim... Kadın da illallah etmiş artık senden. Ben senden illallah ettim. Ben. Burada biz senden. Kardeşini ben de bıktırdın ettim, kendinden. Ben. Kardeşini de bıktırdın kendinden. Hiç kimse seni istemiyor. Her gün bağlanıp kavga çıkarıyorsun, bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun. Yemezler. Bağlanacağım tabii ya. Yemezler sen ablacığım. Ya. Sen yemezler. Kimsin? Bağlanacağım tabii. Ya sen bağıracağına git bu annemle babamla konuşsana yeter ya. Ben bağlanıyorum. Gamze, ne Kaya... konuşacağım annenle babanla? İkna et diyor, ikna. Seda Hanım ikna olmuyorlar, zaten annem hasta. Ben sürekli annemi hastanelere götürüyorum. Kayan tuttu orada bir kızın peşine takılmış. Annesini babasını abi düşünmüyor. Yapmak ya vallahi billahi ben neş ya. Tamam ben ablanla böyle konuşmanı istemem. Bakın anlayamadığınız nokta ben Kaya'nın size saygısızlık yapmasını da istemiyorum. Çünkü sizi el üstünde. Annemle konuş babamla konuş. Hı? Neyini konuşayım ya. İstemiyor kadın istemiyorlar. Gamze Hanım dinler misiniz öncelikle? Çünkü diyalog karşılıklı kurulur. Ben konuşmaya çalıştıkça siz beni susturuyorsunuz. Ben kuzeni olan Ali'ye de Tuğba'ya da ablası olarak size de saygı duyuyorum. Ve ben sizin memleketinize geleceğim. Sizin elinizi öpeceğim. Biz sana sen bizim elimizi öpemezsin. Onu bir geç. Ben geç. Bu cuma tamam günü mı? Ben bu bizim cuma günü elinden açık tutup falan değil. Ben bu cuma günü elinden tutup oraya geleceğim. Gel. Görüşeceğiz seni orada. Hangi akraban kabul edecek? Görüşeceğiz seni hangi orada. Akraban tamam, orada kabul görüşeceğiz edecek? Zaten, görüşeceğiz orada. Göreceğiz tamam. Kim kabul ediyor. Aslı'yı hangi akraban kabul edecek? Tek tek herkese soracağım beni istiyor musunuz kabul edecek? Bana onu söyle. Benim evime giremezsin, annenin evine giremezsin. Kim kabul edecek Aslı'yı? Tamam. Gidin otelde kalın. Bana ne? Kalırım göreceğiz. Otelde ya. Senin evine benim mi kaldın? Benim evime benim elimi öptür. Benim elimi Aslı öpemez. Benim gelinim elimi öptü zamanında annemin babamın... Lan ne zamanı sen alışıyorsun mu görüyorsun sen? Bizim lan eşiğimizi yeter ya. Ayartmasamaz Aslı. Yürü git. You have to hide her when I come there. You have to hide her. I will check the all flats. Bunu sana daha önce söyledim. Anca böyle İngilizce konuş. Tamam. Sen Kaya'nın eski sevgilisini orada saklayacak delik ara. Ben çünkü gelip onu da bulacağım. Ayıyı da getireceğim size hediye olarak. Onunla oynarsınız. Bizim ilişkimizi oyuncak edemezsiniz. Ne yapacaksın? Ne bulacağım. Yapacaksın bulup da? Ne yapacaksın? Bulacağım, hesap soracağım. Ne yapacaksın? Hesap soracağım. Arama kayıtlarına ne bakacağım. Hesabı soracaksın? Hesap soracağım. Ne yapmaya ne hesabı soracaksın? Soracak bir hesabın yok. Sen o 2,5 senelik. Sen o 2,5 senelik. 2,5 senelik ne durursunuz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bahsettiğiniz o kafelerin hepsine ben Kayahan'la el ele tutuşup gideceğim. Siz de güvenlik kamerasına siz bakarsınız görüntülere. Ben tabii, oraya geleceğim çünkü. 2,5 senelik o eski. Sen eskisin ya sen. Senin de eskisin. Sen daha yenisin ya. Ya eskiyi yeniyi boş ver. Filmisin. Kayan dönecek buraya. Kızı arayıp bekle diyor. Bekle diyor. Ben oraya niye cuma günü, ben oraya cuma günü Aslı ile geleceğim. Bizim uçağın inmesini beklesin. Aynen beklesin. Biz el ele geleceğiz çünkü. Filmin sonunu da siz o eli izleyin. De bırakacak. Sen merak etme. Tabii, ben tabii, o tabii. Eli de bırakacağım. Tabii. Ben hem burada hem de sizin memleketinizde düğün yapacağım. Siz izleyin filmin sonunu. Efendim Safiye. Yeter ya. Aslı'nın görünüşüyle ya da
fiziksel görünüşüyle hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Hı. Herkesin kendine özgü bir fiziksel şeyi var. Hı. Kayahan bunu kabul etmiş ve bu şekilde beğeniyor. Artık Gamze Hanım Aslı'nın annesiyle olan ilişkisine karışma hakkı yok ki. Kesinlikle yok. Kadın güzel yetiştirmiş ve Aslı 7 yıldır ayaklarının üzerinde durabilen bir kadın. Bundan sonraki şeyde eski sevgili muhabbetini çıkartıp Aslı'yı yıldırmasınlar. Peki, aynen abla. Gamze ve aile muhatap arıyor karşılarında olabilir mi? Mesela Melek Hanım aylardır burada ne diyor? Muhatap istiyorum, muhatap istiyorum deyip duruyor. Gamze ve ailesi, yani Kayahan'ın ailesi de öyle bakıyor olabilir mi? Yani biz bu tabiri çok kullanıyoruz programda. Çöpsüz üzüm değil Aslı neticede. Bir annesi var, babası var, ailesi var. Tamam, okuldan dolayı ayrı eve çıkmış ki bunu yapan çok genç kızımız, çok delikanlımız var. Ama o arayı belki de yönetemediler. Böyle olabilir. Fakat Kayahan'ın ailesi muhatap istiyor karşısında. Onlar Aslı'yı kabul ettikleri durumda kadın zaten kızını da seviyor, istiyor deyip ortaya gelecektir. Yani buraya da gelecektir. Aslı'nın annesi ilk bağlandığında biz de tasvip etmiyoruz onları dediği için Gamze'nin ekmeğini yağ sürdü. Yani Aslı'nın bazı hareketlerini biz de tasvip etmiyoruz dedi. Evet. Dolayısıyla Gamze'ye gün doğdu. Gamze de biraz önce ne dedi programın başında? Sayfasını hala temizlemiyor. Dövme yaptırmakla olmaz dedi. Şimdi Aslı da başından beri ne diyor? Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim ve ben de değişmeyeceğim diyor. Aslı da inatçı. Seda Hanım, bu arada annem Kayahan'ı istemediği için de bağlanmak istemiyor olabilir. Çünkü öyle ailesini, evet, ailesini dedi. Gördükten sonra istemez. Ben de anne babamı tanıyorum tabii ki. 17 sene benim ailem çok disiplinli. Asla böyle bu üslupla konuşan kimseyle muhatap da olmazlar. Ses kaydı göndermesinin sebebi de diyalog kurmamak direkt adına. Direktmen beni de silip atıyor. Şimdi Kayahan'ı da istemiyor. Ona da tanıma şansı vermiyor. Çünkü bu üslupta evet bağlanan kuzenlerini de gördük benimle nasıl konuştuğunu. İstemiyor benim ailem. Ama ben aileme rağmen burada ben sevdiğim adamın elini tutuyorum. Tanısın beni. Annesinin beni yakından tanımasını istiyorum tabii ki de. Ben anneme rağmen ve ailemin istememesine rağmen burada sevdiğim adamın elini tutuyorum. Aslı, sen Kayahan'ı annene babana götürmeyi düşünüyor musun? Sedan, ben özel durumlardan dolayı kendileriyle görüşmüyorum ama... Ben diyorum ama gidelim yani. Eğer ki... Iğdır'dan sonra gidelim. Durumlar düzelirse götürmek isterim. Annesi neden istemiyorum? Ya hangi kız çocuğu? Ben kız çocuğu dediğimde de bana kızıyorlar 25 yaşındayım diye ama benim yaşayamadığım bir çocukluğum var. Bunu da göz önünde bulundurursanız sevinirim. Çünkü ben 17 yaşına kadar sadece ben okuldan... Nerede kızıyorlar? Sosyal medyada mı? Evet, çok yazıyorlar Sedam. Okuldan eve, evden okula bir hayatım oldu. Çünkü ben akademik anlamda çok başarılı olmak zorundaydım yani. Hmm. Bu disiplin vardı benim hayatımda. Gamze diyor ki ben Kayahan'ı ailemle bağlarım kopuk olduğu için şu an götüremem. Ailemle tanıştıramam. Seda Hanım, ailesi Aslı'yı istemiyor. Ay, ki sabır. Sevmiyor ki. Kayahan'ı nasıl götürecek? Ya söyledi ya abla, farklı konular var. Annesi bizle muhatap olmak istemiyormuş. Biz de Aslı'yla muhatap olmak istemiyoruz ama kardeşimizin arkasındayız, bağlanıyoruz. Bağlansın. Arkamdasın da akşama kadar. Aslı bunları anlamıyor. Annesi onu sevmediği için, istemediği için bağlanmıyor. Ben hiç anne ve babası olmayan bir kadın da olabilirdim. Ve sevdiğim insan bana sahip çıkıyorsa... Ama var! Ama var! Var ama var! Ama siz devamlı sizin işiniz olmayan konuları bunu sokuyorsunuz. Karşımızda bir muhatap yok ya. Benim gelinimin annesi var, babası var. Hepsini tanıyoruz ya. Senin ne anneni tanıyoruz, ne babanı hiç bir muhatabımız yok ya. Ben seninle mi muhatap olacağım? Sen kimsin? Olamıyorsun işte benimle muhatap. Problem de o, beni anlamıyorsun ki. Sadece sosyal medya. Sen annesinin, babasının, kardeşinin istemediği insanı ben niye isteyeceğim ya? Sevmediği insanı ben niye seveceğim ya? Sen dün bana ne dediğini hatırlıyor musun? Seni annen sevmiyor. Sen defalarca çocuğun... söylüyorum. Sevgi dilenme, dilenme, dilenme. Ben sevgi dilenmiyorum. Ben dilenmeden bu adam beni sevebiliyor. Dileniyorsun. Sevgi muhtacısın sen. Sen sevgi görmemişsin annenden. Kayağından sevgi dileniyorsun. Çok kaba konuşuyorsun.
Bak senin de çocuğun sen var. Sen ne kabası konuşuyorsun? Yapma. Doğruları konuşuyorum. Kaba konuşuyorsun dün, abla. Bak kalbini kırmamak için burada direniyorum. Dün bana kurduğun cümleyi bütün gece düşündüm. Sen annen seni sevmemiş, çocuğunu da terk edersin. Bu ne demek? Asıl velev ki ben görmemişim. Evet. Daha çok çocuğuma göstermek doğru istedim. Senin nasıl sen bir mantığın var ya? Sen yarın bir gün Kayan'la evlensen sen sevgi görmemişsin. Sen çocuklarına ne sevgisi vereceksin ya? Ne alakası sen var abla? Sen annen gibi atarsın çocukları kapıya ya. Söylediği kelimeye bak. Arayıp sormazsın ya. Abla biraz... Neyi konuşuyorsun sen? Nasıl? Artık seninle nasıl konuşmam gerektiğini de bilmiyorum. Ne saygıdan anlıyorsun, ne seninle senin ses tonunda konuşuyorum ondan anlıyorsun. Gerçekten çok kırıcısın ama... Bana çıkmışsın seni... oraya. Artık senin için gözyaşımı dökemem. Buldun Kayağında sevgiyi, yapıştın Kayağına ya. Hayatın boyunca bir tek sevgi görmemişsin. Yapıştın Kayağına. Sevgi ne güzel, ne ondan. Güzel. Bak yapıştı. Ne güzel, ben de bak ben de bulmuş ya sevgiyi. Ne güzel ya. İlk defa güzel bir şey kullandı. İlk defa ağzından güzel bir şey çıktı ya abla. Tebrik ediyorum seni. İlk defa ağzından güzel bir şey çıktı ya. İlk önce annenden o sevgiyi dilen, ondan sonra başkalarından dilen sevgiyi. Ne mutlu tamam bana mı? Sevgiyi ben tattırmışım. Sevgiyi bende bulmuş. Ne annenin bana babanın vermediği sevgiyi ben sana veremem. Ben de konuşuyorum. Kayan sana sen kaç gün sevgi verir? Anne baba sevgisi verebilir mi? Ben senden sevgi beklemiyorum. Kayan sana anne baba sevgisi verebilir mi? Seven adam sevdiği kadına baba da olur, abi de olur, koca da olur, arkadaş da olur, dost da olur. Şimdi gerçekten çok düşünüyorum ki yanlış bir cümle kurmamak için. Bak aynı frekansta zaten değiliz ama beni çok yoruyorsun. Tabii ben canım, her gün burada sizden çok şey kırmızı olur oluyorum. Çünkü diyalog kuramıyorum seninle. Her şey olur. Bir sen sana hiçbir şey olamaz. Senin bulduğun gelin adayı senin dilinde konuştuğuna eminim. Senin Serdar Ortaç bile, Serdar Ortaç bile sana neler söyledi ya? Sen utanmıyorsun ya. Neden utanayım? Dudağımdan da utanacağım. Laf söylüyorsun. Sen ne lafı söylüyorsun ya? Sen kimsin? Kayağın şu anda benim yanımda. Sen ancak eski sevgilisiyle beraber orada bizi ayırma planları yapar. Sahte telefon görüşmeleri yaparsın. Ben artık senin ben önüne gelmiyorum. Eski sevgiliyse plan yapmıyorum. Kayağın arayan ya. Arıyor ya. Eski sevgili yok Kayağın. Kimse aramıyor. Bir cümlemi bitirmeme izin ver. Sen öyle sanıyorsun. Cümlemi bitirmeme izin ver. Seni öyle kandırıyor işte. Ben ne arayacağım onu ya? Arıyor. Bekle beni diyor, bekle. Ben öyle bir şey bekliyor? Ben öyle bir şey demem anladım. Aramam bile. Aramam ben bile ya. Yalanı dolanı bırakın artık yeter ya. Ben öyle bir anne olacağım diye. Yalan konuşuyorsunuz ya. Sen kardeşinin çocuklarını göremeyeceksin ama ben öyle bir anne olacağım ki. Seni gibi bir insanla tanışmasına izin vermeyeceğim. Öyle bir anne olacağım. Sen de izleyeceksin. Sosyal medya hesabından ve benim fotoğraflarına bakarsın. Sen anne yoksulusun. Senden anne olmaz. Sen bundan sonra kardeşinin çocuklarını ancak kargoyla kıyafet gönderirsin. Çünkü göremeyeceksin. Sosyal medya hesabından takip edersin. Kıyafet de yol, öyle bir şey olmayacak. O senin hayalin sadece. Senin hayallerin suya düşecek, tamam mı? Sen orada izleyeceksin Kayağını sadece. Kayağın orada evlenince inatlaştığı zaman. Buradaki gelinimizde sen de izleyeceksin. Ben burada düğünümü yapacağım. İnatlaş benimle. Ben burada inatlaş düğünümü yapacağım. Sen de orada çatla, tamam mı? Çatla. Yemin et. Ne çatlayacağım? Ben öyle burada şey düğünümü yapacağım. Karar verdin mi Kayağım? Karar ben verdim. Ona ölmediğim abla ben sürece izin ilk günden beridir ben kararlıyım ya. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Yalnız Gamze çok üzüleceğim bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunlar çok aşık birbirine. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Biz görüyoruz yani. El ele göz gözeler. Birisinde Selam, kuyruk acısı var. O aşk da bitti. Yakalamış ablamı. Onlarınki aşk, sevgi. Onun da aklını çeliyor. Bilmem neler yapıyorlar orada. Yalanla dolanla. Demek ki öbür kızı seviyorlar onlar. Hiçbir şey yalanla dolanla değil. Neden sevdiğinizin farkındayım. Kızı kıza ümit veriyorsun. Öbür gelin adayın neden sevdiğinizi farkındayım. Çünkü benim gibi kendini yetiştirebilmiş birisi olduğunu asla düşünmüyorum. Sizinle bu üslupla konuştuğuna da. Vallahi çok ancak güzel yetiştirdim. Ben kendimi ondan zor kurtardım abla ya. Anneciğim, nerede ne ablacığım konuşulacağını biliyor. Senin gibi. Ya ne bilecek. Haksız, nerede duracağını bilseydi buraya bağlanmazdı. Tırnağı Aslı'nın tırnağı olamaz ya. Nerede duracağını bilseydi buraya ses... Ya ses... doğru. Aslı'nın tırnağı olamaz. Tırnağı ya hayırdır ya. Allah Allah. Oo. Yani sizin ailede bir kişi daha var Şadıman. Gamze bunu bil.
Şadıman Kaya gibi düşünen... kimlere aşık oldu? Bu da geçer. Yani kimlere Şadıman aşık oldu? Saçmalama ya. Kimlere aşık merak ettim. Olmuş? Şadıman gibi düşünen. Burada bir tek Şadıman sizin ailenin tarafına geçti. Bu birlikteliği asla ve asla tasvip etmiyor. Birbirlerine de yakıştırmıyor. Hatta inanamayacağımız bir laf söyledi demin. Kayahan oğlum sen daha ilerine layıksın gibi. Evet doğru söyledim. Kayahan'ın aslında iyisini mi bulacağım ya dedi. Benim hayatım ya. Benim doğru. Hayatım. Allah aşkına ben bir sus da millet ben, konuşsun. Ben yaşayacağım abla benim hayatım bu. Bak Kayahan. Sel gider kum kalır. Bunu iyi düşün. Niye gidiyor Aslı? Gitmez ki. Neden gitsin? Seviyor. Seda Hanım şimdi öyle bir şey ki bak. Ben açık açık konuşmak istiyorum. Şimdi Kaya'nın ailesinin tarzı, mütevazi oluşu. Aslı o aileye olmaz. Olmaz. Ha Aslı'yı ben kötü demiyorum. Ama bu halinden olmaz. Çünkü Kaya'nı öyle bir hani nasıl diyeyim... etkisi altına almış ki Kayahan ablasına bile ters cevap veriyor yani. Böyle sen annen hasta yatıyor orada biliyor musun? Yarın bugün Allah korusun bir şey olduğu zaman ne yapacaksın? Neden hangi yüzde Kayahan'ın gideceksin? Neden annesini görüyorsunuz? Benim annem de hasta. Sadece o tarafa bakıyorsunuz ya. Benim annem de hasta. Seni bir tarafa koy. Sen anneni zamanında terk etmişsin. Bırak sen şimdi orayı. Bak sana neye söylüyorum Kayahan. Bak eyvah için... para etmez. Annen hasta. Yarın bugün bir şey olursa o kafanı çok vurursun taşlara. O kadar net görüyorum ki evde böyle aynen tayt giyemezsin, etek giyemezsin, evde otursun Kayahan'ı beklesin. Kayahan zaten öyle bir kadın istemiyor hayatında. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sadece burada konuşmuyoruz, biliyorum demek. Nereden biliyorsun? Biraz önce Serdar Ortaç dedi, versene onu. Serdar Ortaç orada şey yapmıyor ya, o dudaklarının güzelliğine ne yaptın öyle diyor aslında. Kötü bir şey söylemiyor. Ver sesini. Ya böyle dudak olur mu ya? Ya Allah'ın verdiği dudağa niye bir şey sokuyorsun abi ya? Ben böyle bir dudak yapsam konuşamam abi. Ne olur yapmayın ya. Ne olur kızla. Ya böyle dudak olur mu ya? Ya Allah'ın verdiği dudağa niye bir şey sokuyorsun abi ya? Ben böyle bir dudak yapsam konuşamam abi. Ne olur yapmayın ya. Ne olur kızla. Ya böyle... Gamze bir video daha göndermiş. Aslı'nın dudak videosu yeni. Benim bal dudaklım ya. Allah. Ablan öpücük. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. Tansiyonum düştü. Bunu ablan yapmıştı kesin. Dedim zaten Gamze göndermiş. Yine yaptı yapacağını. Bu sosyal medyaya düşmüştür. Aynı yaptın yapacağını yine. Düşmüştür maşallah, Gamze maşallah. De bize atmıştır. Bu sosyal medyada var. Bakayım. Aynı sen aynı sana benziyor. Aynı sana benziyor. Gördün mü bal dudaklını? Sosis dudaklı. ama ben boya fırçasıyla sürmüyorum ki. Badana. Görümceye koyun. Boya fırçasıyla sürmüş. Badana fırçasıyla sürmüş. Şey gibi böyle oldu. Böyle sürmüş. Görümce görmeyeyim ömrümce gibi bir şey oldu. Öyle. Çok güzel. Görümce Gamze öyle bir hamle yaptı ki. O ne ya? Nereden buldun onu Gamze ya? Eski sevgilisi bulmuştur kesin. Siz var ya arka odada falan bir yerde tutuyorsun sen onu ben biliyorum. Ama öyle Seda Hanım yalan mı? Öyle. Ay şuradan çok ben güldüm. Bakmıyor. Ay bunu çok güldüm. Bu bu kadar olur ya. Benziyor evet. Daha güzelim. Bak Gamze. Efendim Sedat. Kardeşin Kayahan Aslı'ya diyor ki bal dudaklım benim diyor. Yanlış konuşuyor. Sosis dudaklım desin. Bal dudaklım. İbrahim Tatlıses'in şarkısı vardı değil mi? Onu bilmiyorum. Al yanaklım bal dudaklım. Tabii ya değil mi Fuat? Fuat! Ne yapıyorsun Fuat? Fuat. İbrahim Tatlıses'in vardı ya. Kime ne he? Al yanaklım bal dudaklım. He öyle bir şey. Bunu öğren.
Aslında bir tane Azeri şarkı var abla. Bak bak bak. Dudağına gülüş konup gülüşüne. Kayahan'dan da ablasına. Gülüşüne vurulmuşam. Gülüşüme teşekkür ederim. Azerbaycan şarkısı. 6-8'lik. Oku bakayım azıcık. Git mikrofonu al da gel. Okuyayım abla. Azerbaycan'a buradan can Azerbaycan'a. Oh kokulu kokulu. Kokulu öpücükler. Can son Azerbaycan. Dudağına gülüş konup gülüşüne vurulmuşum, gülüşüne vurulmuşum, gülüşüne vurulmuşum, vurulmuşum. Nedir kız nedir ne kelam, ömrüm günü hoş olmuşum, ömrüm günü hoş olmuşum, ömrüm günü hoş olmuşum, hoş olmuşum. Dilim gamin eyle, dilim nağmalar söyle, peki bana bir zekalma sevirem de. Dilim gamin eyle, dilim nağmalar söyle, peki bana bir zekalma sevirem de. La la la. Gülüşüne vurulmuşum, gülüşüne vurulmuşum, vurulmuşum. Ay ne güzeldi o dansın ayaklarınla Kayahan. Ne güzeldi dansın. Oynuyorum öyle küçüklükten abi. Evet. Ha. Aferin aşkım. Yani Gamze ne derseniz de deyin. Çocuk diyor. Aslı'yı seviyor. Ne yapmak? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Çatladı orada, çatladı. Çatladı diyor senin için. Çatladın mı? Ne çatlayacağım, ne çatlayacağım? İki oynadın da öyle kendini gösterdin. Ne kardeşim de güzel dans ediyormuş. Bak bir ortak yönümüz daha çıktı. Ne yapacaksın? İşte beraber dans edeceğiz. Kardeşim düzgün aile çocuğu. Çok güzel yetiştirilmiş bir çocuk. Senin gibi anne sevgisi görmemiş bir insan değil yani. Ha, burayı anla. Ya Rabbim. Anastasya ve Caner'in Rusya'daki evlilik hazırlıkları tek tek tamamlanıyor. Anastasya'nın annesi Sveta Hanım düğmeye bastı. Ev resimleri attı onlara. Bakın gösterelim. Ben her şeyini aldım. Sen o kızı bırak, her şeyini geri al. Ben bu kızı bırakmam. Sen bunu anlamak istemiyorsun galiba. Melek Hanım'sa vazgeçecek gibi değil. Bırak anakonda gitsin yavrusu anasını. Olsun yapma. Akrebin oğlu bırakmaz onu, merak etme. Annem de senin bütün zaafını kullanarak malını, mülkünü, edini hepsini alıp seni böyle dızdırmak ortada bırakmaya çalışıyor. Hem kendisine hem Caner'i savunan Anastasya kayınvalide adayına taviz vermiyor. O kadın bana annelik yapıyor şu an bak. Sizden vazgeçiyor ve benim annemi seçiyor. İşte bakar mısınız? Peki bu inatlaşmadan kim galip çıkacak? Gelin adayı mı, kayınvalide mi? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Caner burada, Anastasya burada. Anastasya'nın ablası Elina burada. Elina hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Melek Hanım burada, Caner'in annesi. İyi misin? İyiyim. Elina? Ben... iki dakika sürebilir miyim? Hakkım var mı konuşmak tabii için? Ki. Ama o konuşmasın lütfen. Tamam. Dün o kadar sinirlendim ki izliyordum neler neler burada Melek Hanım söyledi. Siz nasıl benim annemi anakonda silebilirsiniz? Anakonda diyorsunuz. Siz herkese... Söz için. Lütfen. Melek Seda Hanım bana hak verdi. Bir, benim anneme asla anakonda silemezsiniz siz. İki, siz... Benim ve Anastasya annemize özür dilerim sileceksiniz. Özür dilerim sileceksiniz. Siz böyle siz o kadar kendini gösteriyorsunuz ki, o kadar kendini kunda düşünüyorsunuz ki, siz hiç iyi kadın değilsiniz. Siz çok kötü anne kadın. Herkes bunu burada gördü. Millet de gördü. Sizden nefret ediyorum. Özür dilerim, bekliyorum. Ben Anastasya ve annemiz.
Aha. Siz anakonda yavruları olduğunuz için ananız da anakonda. Siz böyle konuşamazsınız. Söylemezsiniz hanımıza. Anakonda anneniz. Söyleyemezsin diyor. Söylüyorum. Anakonda anne. Yeter. Hayır. Anakonda. Sus. Yavrular. Herkese burada zehir veriyorsunuz. Çünkü dediniz ki akrep, ben herkese zehir verdiniz burada. Yeter. Sizin ailenden hiçbir şey canına gelmedi. Bizim annem her şey şu an yapıyor onun için. Siz sadece travmalar veriyorsunuz ve stres veriyorsunuz, bu kadar. Bizim annemiz ev veriyor, güzel ev, güzel hayat çöp yaşayacak. Veriyor, çöp, çöp. Çöp sizin hayatınız, çöp. O ev çöp, aynen. Sizin kümes orası. Orada kuşu kuşular durmaz. Ay siz de nerede yaşıyorsunuz acaba? Bir dairede evet, yaşıyorsunuz. Evet, hiçbir şey görmediniz. Bir daire kimse bilmiyor. Böyle konuşamazsınız burada. Ne bu ya? Çöp, 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 siz çöp. Çöp sizin evinizi, tamam mı? Buraya gelip böyle konuşamazsınız. Bizden valla ablam haklı, bizden özür dileyeceksiniz. Bizim annemden özür dileyeceksiniz. Bizim ayağıma geleceksiniz. Ben siz size yüz kere ayağıma gelip özür dilediniz, kabul etmedim. Yine geleceksin. Yine geleceksin. Ama sizi kabul etmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Anakonda o zaman yeniri dile olacaksınız burada. Bırakın çocuğumu. Şimdi yakasında. Elina dedi ki benden, Anastasya'dan ve annemden anneme anakonda dediğiniz için özür dileyeceksiniz dedi. Ne diyorsun Ahsen? Evet, doğru yani. Olmaz yani Melek Hanım, yani bu kadar bu öfke. Yani onun annesi sizin aileniz hakkında konuşmuyorsa siz bu kadar yapamazsın aileniz yani. Aileniz hakkında konuşmuyor. Konuşmuyorlar. Bunca 4-5 aydır bana gelenleri görmedin. Sen özür dile. Ben bu vatanın evladıyım. Aa, tamam. Ben onlardan özür dileme. Onunla alakası şimdi yok. Onunla alakası yok. Olayı karıştırmayın. Siz iki dünür adayısınız. Evet. Benim dünürüm falan yok. Ben gidip oğlum kapısına deme. Kız istemedim. Ben diz çökmedim. Ben eline koluna yüzük takmadım. Benim kapısına oğlum gidip şekerim. Diz çöktüğüm. Ben diz çöktüm. Ben o yüzüğü taktım. Ben helalim dedim. Sen kafanı yaktın. Evet, başka bir şey yapmadın. Ben sizi imgilemiyor, tamam mı? Çöp almış annen, çöp. Ya en azından ne almış? Sen ne yaptın anne? Ayağımın altından evimi sen, aldın, arabamı aldın ya. Sen bu ağızda ev istiyordun Deniz'e karşı. Sıfır araba istiyordun. Niye gitti çöp aldı? Ay alsın boğazdan ev. Görelim siz, ne kadarmış. Kıskanıyorsunuz. Ben anılıyorum. Kıskanıyor tabii. O para almadı ya. O, size bunu, de bu. Bunun gibi bu? Ev de yok. Ne var sizde? Bir daire o hadi. Kadar var. Bir de bunu da sattınız. Ne araba vardı? Siz de pahalı araba olsaydı bunu da gösterirseydiniz. Evet. Ama bunu da göstermediniz. Şey demek ki çöp gibi araba vardı, çöp gibi ev vardı. Bir de sattınız, satmadınız. Hiç belli değil. İçinde ne vardı hiç belli değil. Kimse göstermiyorsunuz. O kadar burada oturup söylüyorsunuz ki şu bu var, terbiyesizsiniz. O zaman yer bunu söylüyorsunuz ama göstermiyorsunuz. Demek ki hiçbir şey yok. Kendime o kadar yüksek düşünüyorsunuz burada ya. Yeter ya. Hava atıyorsunuz. Şimdi ben mi kalkıp bunlara tövbe bağırdım? Tövbe estağfurullah ya. Onlar kalkıp önce bağırmaya başladı. Ben de hakkımı savunuyorum. Daha benim bağıracağım. Paranın, daha bağıracağım. Bir dakika otur sus. Oturma. Paranın, imanın kimde olduğunu kimse bilemez. Oturmam. Benim sizin oturduğum daire yapıyor bugün. 300-800 bilmem ne hesabına oturup yapıyorsunuz. Yok dairesi bu kadar, arabası şu kadar. Bana hesap kitap çıkarmayın. Paranın, imanın kimde olduğunu kimse bilemez. Oğlunuza en güzel hayat vereceğiz. Vereceğiz. Siz şu an, yok biz veriyoruz, bizim annemiz bunu verecek. Ve siz kıskanıyorsunuz çünkü anladınız. Kaybettiğiniz oğlunuzu hiçbir düzen, şey hiç tutamıyorsunuz ne yaptık. Siz düzenbazsınız. Benim oğlumu oyuna getiriyorsunuz. Gözü kör olduğu için ya niye oyuna getirsinler? Ben çocuk muyum da oyuna geleyim damat ya? Damat olmaya çalışıyor. Oğlum bunlar seni oyuna getiriyor. Bunlar düzenbaz. Bunlar seni kandırıyor. Senin gözünü boyuyor. Beni kandıramaz. Ya ara gözünü boyayan insan bir saniye. Hadi. Bir saniye gözümü hadi. Boyayan insan. Sen benim evimi arabamı aldıktan sonra bana niye ev açsın ya? Kendini niye açıyor. Şey sana mı açıyor? Nereden bileyim o evi alacağını? Hani tapu göstersin. Ben bu evi Caner'le Anastasya'ya ortak aldım desin. Kağıt
Bana belge göstereceksin. Anne niye bak sürekli bak sürekli bir şeyler buradan vurmaya çalışıyorsun. O zaman niye insanlara dedin Caner'e ev al şey ev alacaksınız. Caner'in üstüne yapacaksınız tapusuyla. Evet. Ondan sonra ben izin vereceğim demedin mi ablanın? Yapacak. Evet. Mehir istiyorum. 1,5 sene paranı yediler. Sen 2 trilyon nedir söyleyemiyorum para borca girdin. Yok 300 milyona yüzük aldık. Yok 300 milyona elbise aldık. İyi de aldık. Bunlara ben bir girdim dakika, ama. Bir dakika sus. Aldık ettik. Ne dedi eline? Bunlar dedi çöp. 2 trilyon borcu çöp saydı. Onların evi de çöp. O ev 200-300 liradan başka para değil. Aha. Aa. Size bu ev almak için para yetmez tamam mı? 2 tane ev satabilirsiniz. Para yetmez dakika, bunu dakika, almak için. Hadi. Siz diyorsunuz ki bana hesap, sen hesap yazamazsın, soramazsın bende. Siz de benden soramazsınız. Anladınız mı? Ben de hakkım var. İstediğim kadar konuşabilirim. Anastasya bak, şey diyor ki, duydun mu? Mihir istiyorum. Tamam, mihir veriyoruz. Akıllı. Ama sizden hiçbir şey gelmiyor ki. Ama... Hangi altın geldi mi, araba geldi mi? Siz hiçbir şey gelmedi sizden. Geldi, geldi. İki senedir oğlumu sömürdünüz. Borca soktunuz. Daha ne mehiri ya? Siz 2 trilyon kim mehir veriyor? Çöp. 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 Ya işte bak çöp diyorsunuz. Ben de o eve ev diye bakmam bile. O ne ya? O siz orada oturmayacaksınız. Yalandan size iki tane hakkınız yok böyle söylemek için. Geç. Kendi ben daireyi gösterebilir misiniz? Bir dakika Melek Hanım bekle. Ha. Kendi daire nerede şu an yaşıyorsunuz gösterebilir misiniz? Kovulduğun evet. Kapıları gördün ya. Kapı işte. Gördüm evet. Kapı gördüm. Kovuldun. O dairelere. Aslında o siz... evet ev gördüm ya sadece şey dışarıdan evet, sokaktan gördüm ya çok pahalı zengin bir şey görmedim. Ne rezidans ne başka bir şey görmedim tamam mı? Yalan niye söylüyor? Normal bir ev gördüm o kadar ne zengin ne başka içinde %100 eminim hiçbir şey yalan zengin bir şey yok orada. Yalan. Güvenlikle konuştunuz benim evime girerken. Rezidans. Doğru mu Caner? Konuş. Normal bir ev ama konuş. Zengin bir şey. Pahalı bir şey görmedim orada. Ya şu tamam anda mı? Bak şu anda zenginlikle falanla filanla bir ilgisi yok. Şu anda bir inat var. Ben bu inadı bir şekilde çözemiyorum ama bak şimdi farkındaysan Caner, baştan beri suskunum. Tamam. Kayınvalide adayın özür bekliyormuş annenden. Abla annem o özürü dilemez. O annem zaman, o özrü dilemez. Annem yani o anakonda ya. Ya bak sen de söylüyor. Çok iyi parçalayacak anakonda. Melek Hanım. Evet. Vallahi anakonda gelsin de parçalasın olacak. Aynen öyle. Gelsin de bir parçalasın nasıl yani parçalıyor. Yani paspas dedi ya birkaç kere benim annem paspas sizi yapacak. Ya o kadar güzel sizin... yapacak ki silecek sizi her yerden size böyle alıp silecek her yere sonra sizi çok rahatlayacak. Aferin kardeşim. Sen vallahi. Hakaret ediyorsun. Mücadele etmiyorsun. Hakaret ediyorsun kızlara da. Sordular annenin, cevap verdim. Özür dilemiyorum senin, anakonda. Bak senin yeter. Haklı, hakaret etmen haklıyken haksız pozisyona düşürüyor seni. Hakaret bu yüzden Caner arkanda duramıyor. Ya bak anladın şu an mı? Mesela tarafsız kaldım abla. Nasıl hakaret annemi savunayım? Ediyorsun çünkü. Nasıl bu tarafa o bir şey da duydu söyleyeyim? Bu, senin oğlunda dün sen, gün burada. Boyu bu hakaretleri duydu Melek Hanım. Evet. Sen sahip çıkamıyorsun ki bana. Ben onlara böyle yaklaşıyorum. Anne ben sana burada dün sahip çıktığım zaten. Dönemler de dün, oldu. Ben burada Anastasya ile birbirimi yediğim dönemler de oldu. Sırf senin yüzünden. Caner dün diyor ki seni istemiyor benim annemi ben tercih öyle bir şey etti. Dedim mi? Diyor demiyorsun. Bir dakika. Ne diyorsun sen o benim annem? Zaten senin diyorum her zaman söylüyorum ben bunu ya. Anasını mı alıyor kızını alıyor? Ben bunu her zaman söylüyorum. Bak senin anlamadığın şu ben bunu her zaman söylüyorum. Her gün. Her gün söylüyorum her daha doğrusu. Evet. Sen benim annemsin diyorum. Bak annem böyle, annem şöyle. Her gün söylüyorum. Yeri geliyor gidiyorum elini öpüyorum. Evet. Yani bunları yapıyorum, yapmıyorum değil ama şu anki durumda bana senin arkanda duracağım bir pozisyon bak, mu yaratmıyorsun? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan ne çıkartıyorum biliyor musun? Yok sizin eviniz mi var? Yok eviniz şöyle, evinizin içi görmedik. Sana ne benim evimin içinden, dışından, görünüşünden? Yani zarf atıyor yersen. Malın mülkün ne? Beni kızdırıyor. Ben oyuna gelmem. Sizin gibileri yalar yutarım ben. Siz kimsiniz? Bize anne ne hadi oluyor? Hadi sinsi geliyorsunuz. Biz nerede yaşıyoruz? Nerede yaşayacak? Size ne o zaman? Ne alakası? Bizden hesap soruyorsunuz. Kimsiniz siz? Ya? Annesiyim. O adamın annesiyim. Evet annesiniz. Gördüm. Doğrudur. Ben ama o adamın sadece annesiyim. Kan olarak tamam mı? Sizde kan aynı. İşte kan olarak kimsiniz? Sadece annesiniz. Ama ne annelik ne başka hiçbir şey. Yapmıyorsunuz tamam mı? Böyle
İnanılmaz bir şey yaşandı. Hadi savun hadi konuş. Bunu Melek Hanım şimdi öğrenecek. Melek Hanım biraz önce dedi ya ben burada tek başına mücadele veriyorum. Evet. Tek başına kalacak bu gidişle. İyice tek başına kalacak. Neden? Çünkü dün yayın sonrası bunu ilk defa öğrenecek. Melek Hanım'ın yerlere göklere sığdıramadığı Elif, Anastasya ve Caner bir araya geldiler. Çıkışta ne mi oldu? İzleyin. Caner Anastasya aşkında kartlar yeniden dağıtılıyor. Caner ve Anastasya yenge Elif'i kenara çekip ikna çabalarına girişti. Elif yenge bak. Boşu boşuna stres yapıyorsun. Annemin yanında duruyorsun. Annemin yanında durmak gerektiği duyduğun için kendinde bize de karşı çıkıyorsun. Halbuki sen de biliyorsun ki biz evlendiğimiz zaman çok mutlu olacağız. Korkuyorsun sadece. Sen galiba biz beni kabiliyetli bence ama söylemek korkuyorsun bunu. Korkma baksana o bana Melek Hanım neler söylüyor. Anakonda diyor yılan bana söylemeye çalışıyor baksana. Ya ben şimdi annem biliyorsunuz çok baskın bir karakter. Yani asla korku demeyelim de yani ben gözümü açtığımdan beri yani onun sözüyle hareket ettiğim için şu an hani ne senden yana olabiliyorum ne annemden yana olabiliyorum. Biliyorum bak içinde senin de bizim yanımızda durma gibi bir şey var. Ya şimdi annem ben istemiyorum demedim yani annem istemediği için ben hani annemi destek için yanındayım dedim. Hani farkındaysanız. Annem işte. Gerçekten hepimizi çok etkiledi yani şu an hepimiz bak, annemin tesiri altındayız. Bak kendin de söylüyorsun. Evet maalesef öyle de şimdi Anastasya yani o kadar zor durumda kalıyoruz ki yani ben... Bugün de dedim yani bugün belli ettim zaten. Hani ama suskunluğum artık seninle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Hani aslında şunu söyleyeyim biz seni gerçekten seviyoruz bak. Biz seni gerçekten seviyoruz bak. Ne yalan söyleyeyim. Oha. Ama belki yer sen evet diyeceksin yani annem ben Caner Anastasi'yi kabul ediyorum. Belki o da başka evet. Birini evet kızacak Kemal ama belki sonra o da kabul edecek. Bir de şöyle bir şey var. O da diyor ki yani sen korkuyorsun yani sana bir şey yapar diye senin evlilik bozulur diye. Ama o hep boş konuşuyor. Baksana neler neler bize söyledi boş boş ama hiçbir şey yapmadı. Ya hiçbir doğru. Şey yapmadı. Aslında ilk geldiğin zamanlar çok sakindin. Aslında biz sana çok katılıyoruz. Annem gerçekten Anastasya'yı çok kışkırttı. Hı. Annemi nasıl ikna edeceğiz hiç bilmiyorum. Ha gördünüz mü? Güvendiğin dağlar başına yar böyle. Çekmişsiniz kenara zorda zoraki hesaplar veriyor ama sonraki hesabı nasıl verecek? Yalan yalan. Benim haberim yok şey. Buradan apar topar çıktı gitti. Demek ki sen yaptın yine yapacağını ama aldın Elif... kenara. Bundan sonra onu kim kurtaracak? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bakalım onu kim kurtaracak? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hadi nasıl, şimdi nasıl, gör. Sen nasıl ailemi böyle... Kolunun altına aldıysan, aldım. O ailenin içinde ben de yaşadım. Kimin nerede ne yaptığını ben de senin kadar iyi biliyorum. O dün... Bak buradan çıktı çıkar çıkmaz aldık onu biz Anastasya'yla. Evet. Direkt oturtturduk bir yere evet. Konuştuk. Demek ki ben onu dün aradım ne yapıyorsun? Ben çünkü geçtiği yolu biliyorum. Akşam hani beraber olalım diye onlara hani şey yapacaktım. Telefonumu açmadı. Bu sabah da aradım ben yayına gidiyorum haberiniz olsun eve sahip çıkın camlar açık. Yağmur yağar falan. Diyeceğim telefonu açmadı. Demek ki hatasını suçunu biliyor. O camdan takip edilmiyor. Bir şey sorabilir korkudan miyim? Korkudan açamıyor. Bir şey sorabilir miyim? Şu an neden burada değil? Ama gelememiştir korkan. İstemiyor artık. Çekinin. Artık istemiyor. Çekindiği için gelemez. Ben size bile kalmıyorum. Ama bu yayın bitecek. O da biliyor. Ben gideceğim. O da biliyor. Bugün bu yayının verileceğini biliyor. Onun için Elif, geldi. Elif geliyorum güç evden yani. Ayrılma kızım. Aha, istemiyor ben artık. Ben size Melek Hanım 100 kere söyledim. Eve geliyorum. Akşama geleceğim. Gece geleceğim ama dedim. Geleceğim. Artık bir dakika, biz herkese. Melek Hanım dur. Herkese yavaş yavaş çekeceğiz. Artık siz yalnız kalacaksınız. Sizin zamanınız son tamam mı? Son. Siz böyle herkese alıp tutuyorsunuz. Ama sizin kötülük artık herkes biliyor. Herkes bunu görüyor. Artık herkes sizin karşına çıkacak ve siz yalnız kalacaksınız. Ama sonuçta tabii ki bizim ayağıma geleceksiniz, yalvaracaksınız, üzüldüreceksiniz. Annemizin ben her zaman söylüyorum Anastasya. Abla. Ben her zaman bir dakika, bir dakika bekleyin. Bu konuşma böyle bitmedi. Devamı var. İzleyin. Senin kocan beni kabul ediyor mu? Yoksa... Ya şimdi benim kocam şu an hiçbir şeyde karışmıyor. Yok çünkü yer o da senin arkanda durur.
O zaman hiçbir şey olmaz sizin. Ne evlilik kimse bozulamaz. Bizimki evet. ilişki gibi. Ne evet. başka bir şey. O zaman korkacak ben bir şey yok zaten. Ben her şeyi açıklayamam. Sen bir çağır kocana. Bir dörtümüz evet. konuşalım. Abim bir çağır. Hep beraber bir karar verelim. Valla size helal olsun abi çocuklar ya. Yani baksanıza sevginizin arkasında duruyorsunuz. Allah'ım annemin de kalbine Rabbim merhamet versin. Amin. Biz de artık bu süreçten bir kurtalım. Bir güzel bir düğün yapalım. Güzel bir geleceğim. Yani bak tüllerim diken diken. Anastasya gerçekten bilmiyorum. Ya bunu. İşte ben sana diyorum güzelim ya annemin tesiri altında kaldığımız için hepimiz gerçekten korkuyoruz, çekiniyoruz. Eğer o sana baskı yapamaz o zaman sen de nefes alacaksın. İstediğin şeyleri seçeceksin, yapacaksın ya sana da iyi olur. Ya yok o beni fazla şey yapmıyor, karışmıyor da. Ama sen de neler neler yaşadın ya onun yüzünden. Hepimizin kendine göre söylemek istediği çok şey var. Tabii yani kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de. Şu an ailemden kimse bizim tarafımıza geçemiyor annemden korkusuna. Ama bir tanesi geçerse emin ol diğerleri de cesaret alır. Doğru. Aile biraz benim sözüme de hani önem veriyor aslında. Bak biriniz geçse bizim yanımıza bütün ailede cesaret alıp gelin. Hep beraber bir şey karar vereceğiz. Hadi inşallah. Allah annemin bizi inşallah. Olacak, olacak. Beni gelinimle ters düşürmek için yaptığınız bir şey bu. Öyle mi? Ama Elif beni bekle. Beni bekle kızım. O evden nereye gidersen git. Beni bekle. Seni o evde bekleyen ben olacağım. Gördünüz mü? Sana bunların hepsini tek tek soracağım. Video çekip attıracağım. Ben her zaman söylüyorum abla. Bir ailem sen de var benim. Sen bunları konuşamazsın. Ama senin Elif'i özür dilerim Caner. Estağfurullah. Söyleyeceklerini abla. Unutma. Tamam abla. Video çekip attır. Hükümsüzdür bence. Elif orada kalbini açmış. Herkes mi korkuttunuz? Herkes mi korkuttunuz? Böyle tuttunuz. Yaşmış. Ama görüyor musunuz ne oluyor? Elif de böyle bizim tarafımda. Ve başka, eşi de. Başka, ya yani şimdi biz işi nereden anladık biliyor musun abla? Tamam, İlk önce şurada kına muhabbetinde bir açık kapı bıraktı ya. Biz orada zaten biz Anastasya'yla o günden beri hep düşünüyoruz. Anladık. Dedik ki lan bak kesin onu kafaya alırız diye düşündük biz. Evet. En sonunda buranın çıkışında da bir plan yaptık. Aldık onu oturttuk bir yere. Konuştuk. Hani o zaten içinden geldiği gibi konuşuyor evet, bize yani. Zorbaki bir şey yok. O söyledi, evet. söyledi. Melek Hanım yüzünden neler neler yaşadı ve şu an açıklama yapmadı. Sadece bunu söyledi ama ben eminim o da açıklamayı yapacak. Ve ne gerçek demiş? Melek Hanım'ın yüzünü gösterecek. Herkes artık görecek ne kadar o insanları oynuyor. nasıl kullanıyor insanları. Şu anda diyor ki yavaş, ceza verecek. Yavaş, şu anda diyor bunu. Açıkçası söylüyor. Evet korkuyor. Elif abla korkuyor. Valla korkuyor. Siz, ama artık sizin işiniz bitti. Siz, artık biz herkes alacak. Herkes alacak. Tamam mı? Ben gideyim bunlar konuşsun. Elif ablanın kocasını alacağız. Bir şey bana gerek yok ya. Melek uzun Hanım. Uzun hayat hikayesi anlatıyor bana. Sen onu çeksen ne olur. Kafaya alsan ne olur. Onun kafası da ayağı da benim kapımda. Siz olmasanız onu kafaya alıp yuvasına mal etmez. Başka türlü yaklaşamıyoruz ki. Hayır yaklaşamıyoruz abla başka ya türlü. Boş versenize. Elif bir saniye. Melek Hanım bir saniye. Elif kendini burada canlı yayında belli etti. Ne dedi? Evet. Anne kınayı yapsınlar. Evet. Melek Hanım delirdi. Sonra kızı yok etti getirmedi. Caner de diyor ki biz o kına lafını duyduk yengemden evet. bizim safımıza çekebileceğimizi anladık. Evet. O şimdi buradan yok oldu gelmedi değil mi? Olsun. Ben eve gideyim yuvasından yok olacak. Yok Sibel Hanım sen Elif'e de. Göreceksiniz. Elif'e bir mesaj. Elif göreceksin. Bakalım o yuva o koca yanında mı? Hiçbir ben şey geleceğim oraya. Sana bir şey söyleyeyim bu konuda. Abim de bizim tarafımızda. Bağla telefona bağla. Abim de bizim tarafımızda. Ben geleceğim. Sibel Hanım. Abin de gelemez bir tarafına. Bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Elif, gelemez. Gelir. Elif, biliyorum korkuyorsun belki Melek Hanım'a. Bak benim kapım ve Anastasya'nın kapı her zaman bizim açık gelebilirsin. Çünkü gerçekten ben korkuyorum. Melek Hanım o kadar sinirlendin ki şu an. Yani belki eve gelme, belki bir şey olacak orada. Benim evimde kal bir şey. Çünkü gerçekten korkuyorum. O kadar bağırıyorsunuz. Zehir siz veriyorsunuz. Anakonda siz. Anakondasız. Zehiri baksana. Nasıl vereceğim size var ya.
ufak ufak sizi paramparça yapacağım. Sizi paramparça yapacağım. Sizin bu oyunlarınız bana eskiden tokaç oynadığım tokaç gibi, fırıldak gibi dönüyorsunuz. Ama biz yeni bana başladık. Bana yemez, yemez. Yeni başladık. Ben İlk yemem. Elif ablayı çekeceğiz. Sonra onun kocasıyla çekeceğiz. Ondan sonra herkes yavaş yavaş gelir, tamam göreceksin. Mı? Göreceksin. Biz yeni başladık. Geleceksin. Sen göreceksin. Elif'in söyleyeceği şu. Evet, hislerimi söyledim. Biz nasıl... Ama anneciğim senden özür diliyorum. Ben onlara bunu demek istemedim. Sadece Caner'in kırılmasını engellemek istedim. O yüzden mi burada geldiğin günden beri senin tarafında beni kırıyor? Nasıl kınadı? Biz sizi almadık. Bak seni göreceğiz. Nasıl parçalıyor o bunu? O da sizi almayacak. Elif abla bizim da. Bizim amacımız ne biliyor musun abla? Anne. Bir dakika tek tek. Bitti. Melek Hanım. Bizim, Melek Hanım. Bizim amacımız ne biliyor musun abla? Ha. 15 Mayıs'ta bizim düğünümüz olacağı için dedik ki hani bir akrabalarımız bir tane de olsa bizim tarafımızda olsun. Burada başımda dursun. Herkes hani. Olacak canım. Hanım onun herkes için uğraşıyoruz. Oğlum. Ben dedim orada da söyledim. VTR'de de. Bir kişiyi dedim çekersek illaki diğerleri de cesaret alacak. Diyecek ya Elif yaptı biz de yaparız. Vardı hatırlıyor musun? Kınaya gelecekti onu da yok etti. Bir de Elif abla kendi istedi bir de. Bir onları de, dedi engelleyemiyorum. Gelmek istiyorlar kınaya dedi. O kendi evet. Bilmiyor ne istiyor sanırım. Bir de Elif İnşallah abla düğünde. Da söyledi. Çok güzel düğünü yapacağız. Bunu da söylemiş yani. Her şey ya ben ya. Dedim hani biz dedim bir arada oturalım. Dört kişi abimi de çağır madem bizim tarafımızda. Hep beraber dedim konuşalım. Ona göre dedim şey hani ikisi de gelse olur abla ya ben çok sahipsiz kaldım. Yavaş Seda abla yanlış anlama. Herkes Melek gelir. Hanım işte anahtar kelime bu Melek Hanım. Sen biraz önce dedin ki ben burada sahipsiz kaldım dedin. Bak senin oğlun ne diyor? Ben abla, burada ben çok sahipsiz kaldım. Abla ben iki senedir çağır sahipsizim ya. Ben buraya her gün çıktığımda biz hep bir taraftayız. Beş kişiyiz, üç kişiyiz pazarlığını yapıyorsunuz. Ben hayır, yine tek kalıyorum. Yapma. Elif'in işi gücü var. Hayır. Çalışıyor gelemiyor. Benim yasağımla alakası yok. Ama bu kelimeleri ona tekrar ben konuşturtacağım. Çünkü siz anlat haksızsınız. Elif dinliyorum diyeceğim. Siz burada saygısızsınız. Siz anlat hep diyeceğim, örfadet örfadet basıyorsunuz ama siz de hiçbir şey örfadet ne demek bilmiyorsunuz. Ne etiket ne başka bir şey göstermiyorsunuz. Saygısızlık gösteriyorsunuz. Herkese bağırıyorsunuz burada. Tabii ki herkes ve size... Bizden bunu istiyor. Hak yasını size veremez ki. Evet yani bizden bunu istiyorum ama kendi böyle aynı davranıyor. Aynen. Şimdi... Ben kabul etmiyorum. Bunları çok bırak yanlış. Allah aşkına. Çıldırdın sen. Çok yanlış. Çılgına döndün Elif taraf değiştirince. Ne var Elif onlardan taraf olsa da? Gitse bak 15 Mayıs'ta burada düğün var. Ne var gidip alışverişlere yardım etse? Bari Elif kardeşim gibi diyor. Caner'i benim emeğim var diyor. Onu o kadar çok seviyorum diyor. Kız konuşmada bile diyor ki hepimiz annemden korkuyoruz biliyorsun Caner diyor. Aslında Elif'in kocası senin büyük oğlun da Elif de onları seviyorlarmış ve taraflar o taraftalar. Bıraksan da onlar bari ilgilense ne olur? Ya sevebilir insan insanı. Onay vermiyorum. Onay veremez. O da akıbetine uğrayacağını bilir. Ya senin anlamadığın Caner'in yaşayacağını şu, yaşayacağını sen, bilir. Bak sen daha demin de burada tehdit ediyorsun mesela. Anladın mı? Sen bağırarak, çağırarak sindirdin ya bak. Ya tehdit mi ediyorsun? Al herkesi sindiriyorsun. Kime? Ama helal olsun kime? Dediğini de yapıyorsun bak. Ha. Bir şey dediğim yok. Helal olsun dediğini de yapıyor abla. Evet. Ama yıllardır böyle. Evet. Ama... Bize karşı da aile fertlerine karşı da. Evet. Ondan da şu an çıldırıyor. Ne güzel boyamışlar çünkü seni. Ne Caner kontrolden çıkıyor. Ne Elif yavaş yavaş kontrolden çıkıyor. O herkese böyle tutmaya sever. Kontrol etmeye sever. Tutamıyor artık. Tutamıyor artık. Ondan tutamıyor. O kadar çıldırıyor. Elinde sonunda benim dediğim olacak. Hiç kimse de Seda Hanım'ın dediği gibi yanımda kalmasa da aha. Ben yine de sizi koparacağım. Nasıl kınarlar tekmediniz? Sürünün. Yok yok. Sürünün. Siz nasıl kınada tek kaldınız? Böyle olacak. Evet. Siz hep yalnız kalacaksınız. 15'ine kadar hayatını yaşamaya devam etsin. Niye? 15'inden sonra ne olacak? Bir dakika. 15'inden sonra ne olacak? Biz evleneceğiz. Bitecek. O nikah o düğün olmayacak. Olacak. Yaşa yaşamak olacak. İstediğini. O nikah o yaşadığın düğünü gibi devam şu söylediğin et. Laftan sonra var ya ben yapacağım. Siz ne yaparsınız ki? Ne yaparsınız? Olamaz. Siz o kadar şeyler söylüyorsunuz ki. Anne. Söylüyor. Ne nişan ben bozulacağım dediniz. Ne kına bozulacağım? Yıkacağım kınayı dediniz. Ne oldu?
Korku ne beni çiğne alamadınız. Ne oldu? Ne oldu? Sizi. Ne nişan oldu? Her şey oldu, tamam mı? Bunu ben nasıl kapıya koyayım? Şu haline, tavrına, konuşmana, duruşuna, oturuşuna bak ya. Kendime bakar mısın? Ya sen bana layık değilsin ya. Kaynan olarak size benim nasıl görürüm hiç artık? Değilsin. Nasıl görürüm? Of, siz bana ne vereceksiniz? Ne bize, beni öğreteceksiniz? Ne? Nasıl bağırmak lazım? Küfret etmek lazım. Nasıl küfret ediyorlar? Nasıl herkese şiddet ve şantaj gösteriyorsunuz? Buna mı beni öğreteceksiniz ha? Ne şantajı gösterdim? Elif abla. Evet. Kime? Size sen, ne? Sen size ne? Onun da benim sorunum. Sana ne? Sen kimsin? Ama onun da olan sorunun. Ama senin onun da olan sorunun bize yansıyor. Bize. Senin onunla olan sorunun bize yansıyor. Yani onun da gözünü boyuyorsunuz ya onda. Yok biz kimseyi boyadığımız Elif'in yok. Elif'in de gözünü gözünü boyayalım. Eline bir şey söyleyecek. Diyorsunuz ki annemiz anakonda. Bu anakonda en lüks hayat verecek biliyor musunuz kardeşime ve Caner'e? Siz bunu izleyeceksiniz ve kıskanacaksınız. Şu an kıskanmak başladınız. Hayatınız boyunca kıskanacaksınız. Ay, ve başına kalacaksınız. Siz şu an mutsuz ve daha mutsuz olacaksınız. Tamam şu an tek başına değilsiniz siz. Böyle düşünüyorsunuz. Herkese böyle tutuyorsunuz. Ama tek başına kalacaksınız ve sınırı alacaksınız. Yanlış davrandınız oğlunuza. Hangi köydeki çöplük? Ve özür dilediğimi söyleyeceksiniz ama geç olacak. Geç olacak. Hangi köydeki çöplük o? Safiye. Bir sakinleşin. Melek Hanım, oğlu tehlikede olan her anne gibi panter kesiliyor. Ona göre zafere giden her yol mübahtır. Yani daha da belki farklı şeyler göreceğiz önümüzde ama şimdi Caner anne ya da Anastasya arasında kaldığı sürece bu savaş zaten devam edecek. Ve ortada görünen o ki... Yo, seçimini yaptı. 15 Mayıs'ta düğünüm var. Daha diyor. Çok var Seda Hanım o zaman. Alıp karısını gidiyor. Çok var daha. Melek Hanım neler getirecek daha Caner'in önüne bilmiyoruz. Acaba lüks yaşamak nedir? Kimine göre soğan ekmek yemek de lüks yaşamaktır. Villada oturmak da. Kişiye göre değişeceği için yani göreceli bir şey. Yes. Şükran. Melek Hanım. Siz Caner'i evlendirmek, müsaade etmek için biraz önce bir evin tapusu falan dediniz. Acaba başlık parası falan mı istiyorsun Caner'e müsaade etmek için? Mehir istiyor, mehir. Mehir. Mehir istedim çünkü onlar çok şeyler istedi. Tersine bu. Boğaz'da evler istediler, sıfır arabalar istediler. Ben vermiyorum. Ne parayı, yapamayacaklar. Ne paraymış be. Yapamazlar, yapamazlar. Ama şimdi iş tersine mi döndü yani? Şimdi oğlanlara da başta parasını isteyeceğiz. He. Eskiden kızlaraydı, usul öyleydi. Şimdi artık iş tersine döndü. Caner annem başlık parası istiyor senin için. Çünkü benim evladım çok değerli bacım. Mehir diyelim ona kibarca. Benim evladım çok değerli. İstediğim hiçbir şeyden kendime bir şey istemiyorum. Oğlumun adına garanti istiyorum. Aha, yarın tekmeyi vurmayacakları için yarın tekmeyi vurmayacakları için vurmasınlar diye oğluma garanti istiyorum. O dedi ya, bana niye tekmeyi vursunlar ya? Boğaz'da F0 araba garanti şimdi, istiyorum. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, Melek Hanım'ı hiç bu kadar hiddetli görmemiştiniz değil mi? Neden? Ver şu VTR'yi baştan başla. Caner Anastasya aşkında kartlar yeniden dağıtılıyor. Caner ve Anastasya yenge Elif'i kenara çekip ikna çabalarına girişti. Elif yenge bak. Boşu boşuna stres yapıyorsun. Annemin yanında duruyorsun. Annemin yanında durmak gerektiği duyduğun için kendinde bize de karşı çıkıyorsun. Halbuki sen de biliyorsun ki biz evlendiğimiz zaman çok mutlu olacağız. Korkuyorsun sadece. Sen galiba beni kabul etti bence ama söylemek korkuyorsun bunu. Korkma baksana o bana Melek Hanım neler söylüyor. Anakonda diyor yılan bana söylemeye çalışıyor baksana. Ya ben şimdi annem biliyorsunuz çok baskın bir karakter. Yani aslında korku demeyelim de yani ben gözümü açtığımdan beri yani onun sözüyle hareket ettiğim için şu an anne senden yana olabiliyorum ve annemden yana olabiliyorum. Biliyorum bak içinde senin de bizim yanımızda durma gibi bir şey var. Ya şimdi annem ben istemiyorum demedim. Yani annem istemediği için ben hani annemi destek için yanındayım dedim. Hani farkındaysanız. Annem işte. Gerçekten hepimizi çok etkiledi. Yani şu an hepimiz bak, annemin tesiri altındayız. Bak kendin de söylüyorsun. Evet maalesef öyle de şimdi Anastasya yani o kadar zor durumda kalıyoruz ki yani ben
Bugün de dedim yani, bugün belli ettim zaten. Ama... Hani suskunluğum artık, seninle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Hani aslında şunu söyleyeyim, biz seni gerçekten seviyoruz bak. Biz seni gerçekten seviyoruz bak. Ne yalan söyleyeyim. Oha. Ama belki yer sen eve diyeceksin yani, annem ben Caner Anastasi'yi kabul ediyorum. Belki o da başka birini, evet kızacak Kemal, ama belki sonra o da kabul edecek. Bir de şöyle bir şey var. O da diyor ki yani sen korkuyorsun yani sana bir şey yapar diye, senin evlilik bozulur diye. Ama o hep boş konuşuyor. Baksana neler neler bize söyledi, boş boş, ama hiçbir şey yapmadı. Ya hiçbir doğru. şey yapmadı. Aslında ilk geldiğin zamanlar çok sakindin. Aslında biz sana çok katılıyoruz. Annem gerçekten Anastasia'yı çok kışkırttı. Hı. Annemi nasıl ikna edeceğiz hiç bilmiyorum. Senin kocan beni kabul ediyor mu? Yoksa... Ya şimdi benim kocam şu an hiçbir şeyde karışmıyor. Yo, çünkü yer o da senin arkanda durur. O zaman hiçbir şey olmaz sizin. Ne evlilik kimse bozulamaz. Bizimki evet. ilişki gibi. Ne evet. başka bir şey. O zaman korkacak bir şey yok zaten. Ben her şeyi açıklayamam. Sen bir çağır kocana. Bir dörtümüz evet. konuşalım. Abim inşallah. Hep beraber bir karar verelim. Valla size helal olsun abi çocuklar ya. Yani baksanıza sevginizin arkasında duruyorsunuz. Allah'ım annemin de kalbine Rabbim merhamet versin. Amin. Biz de artık bu süreçten bir kurtulalım. Bir güzel bir düğün yapalım. Güzel bir geleceğin. Yani bak tüylerim diken diken oluyor. Anastasya gerçekten bilmiyorum. Ya bana. İşte ben sana diyorum güzelim ya, annemin tesiri altında kaldığımız için hepimiz gerçekten korkuyoruz, çekiniyoruz. Yer o sana baskı yapamaz. O zaman sen de nefes alacaksın. İstediğin şeyleri seçeceksin, yapacaksın ya. Sana da iyi olur. Ya yok, o beni fazla şey yapmıyor, karışmıyor da. Ama sen de neler neler yaşadın ya onun yüzünden. Hepimizin kendine ya. Göre söylemek istediği çok şey var. Tabii yani kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de. Şu an ailemden kimse bizim tarafımıza geçemiyor annemden korkusuna. Ama bir tanesi geçerse emin ol diğerleri de cesaret alır. Doğru. Aile biraz benim sözüme de hani önem veriyor aslında. Bak biriniz geçse bizim yanımıza bütün ailede cesaret alıp gelin. Hep beraber bir şey karar vereceğiz. Hadi inşallah. Allah annemin bizi olacak, olacak, olacak. Üçü ellerini birbirinin üstüne koydu. Güç bildi. Yani bundan sonra biriz, beraberiz, tekiz. Tabii tabii beraberler onlar, tekler. Şimdi Elif beni bekliyor. Ben Elif'e gideceğim buradan çıkar çıkmaz. Evde yoksa evde oturup akşam iftar yemeği hazırlayıp onları bekleyeceğim. En sonu o eve girecek. Ne olacak? Bakalım o el üstüne koymak. Yok kayınvalidemden işte ben istiyorum da. Hiçbir şey yapmazsın. Da. Sen göreceksin hiçbir şey yapmazsın. Seninle asla baş edilmez. Seninle baş edilmez ayol. Çocuk bazen de böyle bir çocuk gibi oluyorsun. Bana diyorsun ya. Sen de onlardan tarafsın. Evet. Ayol tabii ki tarafım. Neden biliyor musun? Ben o yüzden buradayım. Burada olma sebebim bu. Arayı bulmak. Seni yumuşatabilmek. Tarafsın Allah diyorsun. Allah. Tabii çocuklardan. Buraya kim geliyorsa ben ondan tarafım. Neden? Çünkü çocuklar bunun için geliyorlar bak. Bizim ailelerimizle aramızı yapar mısın? Bizim ailemiz bizi affet. Caner buraya niye geldi? Abla... Annemi ikna et. Evet. Ben şimdi nereden taraf olacağım? Hadi oradan Caner mi diyeceğim çocuğa? Tabii ki Caner'le Anastasia'yı tutacağım. Sen yani savaşını bana da karşı vermiş oluyorsun bacım. Kardeşim her şey önce de yaptı. Kaç kere elini öpmek istedi? Kaç kere kapınıza geldi? Kaç kere istemediğimi kaç söyledim? Geldi. Bir şey söyleyeyim. Kaç kere elini öpmeyin dedim. Kaç kere istemiyorum. Evimden kovdum, yanımdan kovdum, karşımdan kovdum. İstemiyorum gidin dedim. Laftan anlamıyorsun. Ya öyle bir şey ki en son tuzlu ekmek yaptı. Tuzlu ekmek gitti evet. Dedi ki seni dedi tuza banar yerim git evet. Dedi kıza. Bunlar yağlı kapıyı i̇nşallah, bulsun tekmeyi sen yiyeceksin. İnşallah siz Elif ablaya beraber yetemiyorsunuz. İnşallah ablasın. Size de Elif abla aynısı benimki gibi kovacak sizi. Sen niye? Valla inşallah Elif abla kapı kapı diyecek sizin yüzünden. Kapatabilir bu altındaki ev kimin acaba? Ay ne yaparsın? Kapatsın size? Bakalım o kapıyı. Efendim Ayşe. Nasıl mandal oluyor? Evet.
Ya Melek Hanım iyice köşeye sıkıştı ki ve bugün korktu. Şu kelimeyi söyleme, sıkıştı ne ya? Melek Hanım bugün... Ben bir şeyden sıkışmam. Tamam, sıkışmaz. Karşımda tamam, olandan korkacağım. Tamam geri aldım da bugün korktun. Neden korktun biliyor korkmadım. Musun? Korkmadım. Bugün korktun çünkü Allah ailede Allah. Dağılmalar başlayabilir. Evet. Bugün birazcık korktu, çok sinirli ve hiddetli. Gerçekten Elif'e Allah kolaylık versin. Ben Allah'tan fakat başka kimseden korkmam. Başka daha bir şey gördüm. Galiba Elif'in kocası da onay veriyor ki Elif kocasını arkasına almasa bu kadar rahat konuşamaz. Neden bütün öyle diyor onu söyleyeyim ben. Bilmiyorum. Oğlumun bana dediği şu: anne boş ver, ne hali varsa görsün. Niye kendini üzüyorsun? Bizim için sen önemlisin, onlar kim diyor. Bırak yaksın başını diyor. Doğru. Elif anlasın yengem de diyor hatasını ki, diyor. Elif yengem dönüp de, geldiğinde bizi bulamayacak. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Elif yengem de diyor ki abinle diyor biz konuştuk diyor size aslında diyor biz onay veriyoruz diyor. Aha artık Elif abla bir de onun kocası da sizden sizi tenezzül etmiyor. Ya. Neyi tenezzül etmiyor ya? Bu ilişkiye. Bunu söyle. Ya bir kere şu görmüyor, bak ikidir veriyoruz diyor, izliyoruz. Bırakmıyor. İçinden geldiği gibi konuşuyoruz. Zoraki bir şey yok, zorlama yok. Biz bile dedik ki ona hani dedik gel yenge dedim ben. Ben bir koluna ben girdim. Bir koluna Anastasia götürdük bir yerde oturduk konuştuk. Evet. Bu. Başka bir şey yok. Gibi Elif'i. Artık bitiyor. Artık sizin zamanın burada son ne zaman. Tamam mı? Artık herkese çıkacağız. Herkes evet, bitiyor. Arkamızda duracak. Artık siz hep yalnız bitiyor. Kalacaksınız. Bizim bugünkü gibi bitmez. Yalnız oturuyorsunuz. Hep böyle oturacaksınız. Sizin ilişkiniz biten bir şey varsa ilişkiniz bitiyor. Yok bitmez bizim ilişkiniz. Yok. Bitmez kesin. Ne? Biz daha yeni başladık. Yok. Niye bitiriyoruz? Sizin bitiyor. Ben onun evine kahve içmeye gittim, annen ödemek istemedim diyecek. Ben Elif'i tanıyorum. Siz buradan... Ben duygularımı ifade etmek bence, istedim. Bence de şöyle bir şey yapın, istemedim. Şöyle bir şey yapın. Ay içim katıldı, ay! Ay gerçekten içim katıldı. Bunu kutla oğlum. Olur. Kalk oğlum, kutla. Kalk kutla. Çal oğlum. Stresinizi çal böyle atın. Bakalım. Çal annem. Kanka sen bana müsaade ay, eder misin? Sana zahmet. Elif de orada o kadar samimi ki abi, o kadar olduğu gibi ki çok samimi ve içten. Ben Elif'in bak gözünden, kaşından, oturuşundan anlıyorum bak. Çal annem. Thank you.
mi gördüm aşık ol. Şu gelen kimi yari? Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık ol. Şu gelen kimi yari? Sultan ve Ali arasında bitmeyen krizin adı kaynana. Annen özür dilesin benden. Ben niye özür diliyormuşum ya? O kadar şey yaptınız, özür dileyeceğim. İkinizi de şuraya ne kendi annem istiyor, ne annenin annesi istiyor. Ne bu benim çektiğim ya? Ben o kadar kötü bir insan mıyım? Annesinden sonra Ayşe Hanım'ın da kovduğu Sultan şimdi ne yapacak? Ne var? Ne diyor? Hadi yürü, ben geldim bakayım. Annemle görüşeceğim. Annemle görüşeceğim. Annemle görüşeceğim. Hadi gidiyorum. Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Evet, Sultan burada, Ali geldi. Dün Ali mahcuptu çünkü Sultan'ı elinden tutup annesine götürdü. Fakat annesi Ayşe Hanım ikisini de evden kovdu. İkiniz de istemiyorum dedi. Sen yokken dün Sultan burada isyan etti. Dedi ki beni dedi ne annem istiyor ne kayınvalidem istiyor dedi. Ben de dedim ki oraya kadar gitmişsin kadıncağızın evine 70 yaşındaki kadın özür dilesene dedim. Dilecek zaten ablanı. Sen dile diyorsun orada. Evet. Gördüm o görüntüyü. Çünkü erkekleri. Abla 70 İzledim. Yaşında ya atası. Niye diletemedin? Dileyecek işte abla bak. Aa bak buraya da yazayım. Annemden özür dileyecek abla. Vallahi dilemeyeceğim. Ben kalbimi açıksın, kıran ben insanlara özür dilemem. O benim annem. O senden öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ben dilemeyeceğim. Anne kız gibi olacaksın. Senin annen benden özür dileyecek. Ben dilemeyeceğim. İlk başta annen özür dileyecek benden. Ula hangi bir kitap diyor büyüğün küçükten özür dilemesi ya? Yapmadan önce düşünecek. Bu saygısızlık, terbiyesizlik yapmadan önce düşünecekti annen. Anne ne yapıyorsun ya? Amacın ne? Anneni mi savunuyorsun bana? Annemi savunuyorum. Yeniden anneni seni savunuyorsun. Savundum ya. Anneni savunuyorsun. O kadar annene meraklıysan git annenin yanına. Benim yanımda ne gitme, işin var? Gitme değil. Gitme sorun değil. Dilemiyorum. Zorlama dileyeceğim. Ben şu an senin yanındayım. Dilemiyorum. Senin yanındayım. Zorlama dileyeceğim. Dilemiyorum. Gerekse dileyeceksin ya. Anneni savunup duruyorsun anca. Dilemeyeceğim. Gerekse dileyeceksin. Dilemeyeceğim. O benim annem. Dilemiyorum. Tamam. Sen 20 yaşındasın. Annem 70 yaşında. Ben kendi annemden özür dilerim. Ben kimsenin özür dilemem. O da sen annen. Annem çünkü haklı yerden göğe kadar. Benim annem ne yaptı? Ne yaptı annem ne yaptı? Beni rezil etti 85 yılında. Her şeyi söyledi bana. Sultan yapma bak o senin de annen olacak. Dul adama bekar kız alıyor. Ondan sonra yok şöyle düğün yapamam. Yok bilezik takamam. Tarlanı da satacaksın, evinde satacaksın tamam mı? Bana düğünü sen yapacaksın, bana bilezik sen alacaksın, sen. Sen yapacaksın. Baban da hiçbir şey yapmıyor. Niye babam yapsın? Gerekse o da yapacak baba. Ya öyle bir dünya yok. Yapmayacağım Şükrü abi. Ne yapacağım ben? He? Ben o zaman ben de 6 saat istiyorum. Benim üstüme ne düşer de ben o görevi yaparım. 6 saat istiyorum. Ne istiyorsun? 6 saat. Allah Allah. Evet. Sen hangi... Niye? 5 kaynatan da aldın mı sen 6 saati? Ne? Bir kaynatandan aldın mı altın saati? Yok. Ama şu an biz eğleneceğiz. Ne amaçlısın? Hem dul olacaksın. Hem dul olacaksın hem geleceğim benden kız alacaksın. Ondan sonra altın saati. Bu benim alnıma yazılmış bir şey. Beni çevrenmemişim. Bak sen o zaman hiç çevrenmemişsin yapmamışsın. Beni çevrenmediğim halde ben yapmam. Ne yapacak ya? Benim babam ne? Benim babam 5 kuruş para harcamayacaksın baba. 5 kuruş. Yok, her şeyi bunlara yapacak. Ne düşüyorsa ben onu yaparım. Bunun annesi gel yapacak. Bunlara ceza. Bunlar yapacak. Her şeyi bunlar yapacak. Ne cezası? Ne cezası? Bayağı. Ya beni rezil ettiniz ya. Ne rezil ettiniz? Düğün yapmadınız, bilezik takmadınız. Beni burada ekranların karşısına rezil ettiniz ya. Sen de anne buraya önüne gelmedin. 4,5 köyle Ali'nin annesi Ayşe Hanım'ın evine bağlanıyoruz. Ayşe Hanımcığım. Buyur Seda Hanım. Burada birbirlerini yiyorlar, gördün mü? Yesinler, yesinler. Sultan diyor ki ben özür mözür dilemem. Evi de satacak, tarlayı da satacak. Her şeyimi de yapacak. Senin annenin cezası bu diyor. Cezalısınız diyor. Bana iftira attı annen diyor. Ne? Cezamız neymiş? Bir söylesin bakayım önce. Düğünümü yapacaksın.
bileziğimi takacaksın. Eviniz var, evinizi satacaksınız. Koyunlarınız var, satacaksın. Ya. Benim gibi bir kız alıyorsunuz, benim gibi. Ya öylemiş öyle. Yapacaksınız. Öyle. Öyle bir dünya yok. Neymiş özelliğin? Neymiş de ben sana ev satacağım, koyun satacağım. Neredeymiş koyun? Hiç evlenmemişim. Koyun neredeymiş? Ben senin oğluna kız gelmişim, kız. Sen farkındaysan senin oğlunun çocuğu var. Gelmeyeydin. Farkında mısın? Gelmeyeydin ben seni. İsteye zoruna getirmedim. Gelmeyeydin. Kendin ayağına geldin. Ha, kendi ayağımla gelmişim. Bir dakika, çocuk derken? Sen çocuğuna bakmayacaksın, annelik yapmayacak mısın? Ne bakacağım ya? Nasıl ne bakacağım ya? Ben bakmayacağım. Ben neden bakacağım? Annelik yapılır da böyle. Böyleler mi? Annelik yapılmaz. Hayır, asla bakma. Ben neden bakayım? Onun zaten bir annesi var. Ben bakmam çocuğuna. Tamam, annesini bakacaksın. Hayır, ben bakamam. Ben istemiyorum. Çocuğu karıştırmayın orada. Ben asla çocuğunla bakmam. Çocuğunla uğraşmayın bak. Asla. Kendinizle uğraşın orada. Çocuğunla uğraşmayın. Yok anne, çocuğa da bakacak. Çocuğa. Nasıl öyle bir şey yok. Ben 20 yaşında ya. Ben bakamam ki. Ben çocuğa kim bakıyor? Çocuğa bakmak zaten zor bir şey. Çocuğuna veren kim de çocuğa bakacak? Bir dakika Ayşe Hanım, bir bekle. Çocuk kaç yaşında? 10 yaşında. 9 yaşına gidecek abla. 10 yaşında. 20 yaşındaki abla. Kız 9 yaşındaki 10 yaşında. Ama zaten aramızda ama fazla abla, yaş farkı çocuğum. Yok. 10 yaşında nasıl baksın ya? Abla zaten kendi çocuk. Bunun kendine faydası olmayan o çocuğa nasıl fayda edecek? Ama abla birbirlerini çok seviyorlar. Bak, çok. Bir baba olarak şükür ediyor ki benim kızımın kendine faydası yok. 10 yaşındaki çocuğa nasıl baksın diyor. Yokmuş. Sıbaba sen de vallaha nankörsün. Yemin ediyorum sen de nankörsün. Sen de nankörsün, sen de. Hayır da kızım, bakmayacağım demiyor musun sen? Bakmayacağım. Kendine faydası yokmuş. Ya neyin havasını yaşıyorsun sen burada? Ben onu anlamıyorum. Bakacak abla, bakacak. Vallahi benim kendime senden daha çok faydam var, merak etme. Ha, belli. Aynen belli. Görüyorum. He. Belli. Sen bakalım abla. Sorumluluk kolay bir şey değil. Ben kimsenin sorumluluğunu alamam. Ben daha çocuğum. Evet, ben 20 yaşındayım. Ayşe Hanım zaten bak bu konuda senden yana. Diyor ki çocuğu karıştırmayın diyor. De çocuğa bakma mı kaldı şimdi? Sen çocuğu ne karıştırıyorsun etme? Ali söylüyor. Kendi Ali. Halini düşün. Kendi halinizi düşün. Ben söylemiyorum. Senin oğlun söylüyor. Anne bakacak. Yarın bir gün sana bir şey olsa ne olacak? Allah. Bakamaz. Oğluma da vermem. Hiç kusura bakma. Anne, o benim canım cananım. Ben ondan asla vazgeçmem. Ha. Şu yaşına kadar doyduğumda ben size çocuğuma emanet edeceğim. Senden de vazgeçme, çocuğuna da vazgeçme. Oğlum babalık yapmıyor ki zaten. Babası da anası da sizsiniz. Oğluk babalık yaptığını görmedim ben onu daha. Yo, ben yapmıyorum gerekince babalığımı. Tabii canım, ödemezsin, yapıyorsun. Yapmıyor musun Sultan? Hı-hı. İşte anneanneler, babaanneler, Allah ömür versin. Bak, kadıncağız torununa bakıyor. Allah razı olsun abla. Sen kaç aydır buradasın? Seda Hanım. Kaç aydır buradasın? Efendim Ayşe Hanım. Seda Hanım, bak ben şu anda... Ben şu anda bak, ben hastayım. Ben şu anda sancılaşıyorum bak. Ah canım ya. Beni bak fazla üzmeyin. Ben bunları da istemiyorum. İkisini de istemiyorum. Ne yapıyorsa orada evlensinler, evlerini kursunlar. Ne yapıyorlarsa benden uzak olsun. Vallahi geçmiş olsun, Allah şifasını versin de yani. Böyle hastasın da konuşmaktan da geri kalmıyorsun ha. Biliyor musun? Bak, hiç geri kalmıyor. Bak anneme düzgün konuş. Senin şey lafın altında mı kalacağım? Ya sen hasta, onu bunu bıraksan bana bileziklerimi alacaksın abicim. Öyle bir dünya yok. Sen bana bileziklerimi alacaksın. Çalışıyorum işte, gece gündüz mesai yapıyorum sana bilezik alacağım diye. Sen orada otur. Ay Ayşe Hanım, siz ya. Oturun orada, ben size bilezik yapacağım. Çok közlersiniz. Çalışmıyor olabilirsin ama elinde olan, avucunda olan şeyler var. Onları sat al. Bilezik yapamam. Hiç aklıma onu bilezik şey etme. Hiçbir şey yapamam diyor. Ya Seda abla, vallahi bu artık benim kaderim mi? Kaderim mi yapamam. Kötü? Seda Hanım, yapamam. Gerçek ki, yapamam annem, bak. Annem istemiyor. Ali'nin annesi istemiyor. Yani ben ne yapmışım? Ben neymişim? Bu kadar mı kötü bir insanım? Ben herkese iyi niyetimle yaklaştım Seda abla. Ya ben kötü olmadım sen ki. Sen dün de bunu söyledin. Dedin ki beni ne annem istiyor? Ne Ali'nin annesi istiyor dedin. Evet. Ben neymişim dedin, bir yere sığamıyorum. Niye böyle oluyor Sultan? Bilmiyorum abla, benim kimseye bir zararım da yok. Bir şey de yapmıyorum. Annem haklı, tekrar diyorum Seda abla. Ben annemle de bu arada konuştum. Heh. Yazdım. Heh. Beni engellemedi. Annem her türlü benim arkamda. Her türlü. Hmm.
kardeşimle beni de yanına alacak. Bir yuvasını şey yuvasını demişim. Evini bir tutsun düzgün bir şekilde. Çalışıyor annem zaten. Kardeşimle beni yanına ben alacak. Dedim? Ben sana ne dedim? Annen düzenini kuracak, sizi alacak. Dedim mi, demedim mi? Dedin abla. Ben onların her şeyin notlarını verdim zaten. Tamam, ver. Ben notunu verdim. Aynur'un zaten notunu verdim. Aynur'un annesi bana söylediği kelime şu ilk olayda. Gel kızım. Ve sen ne dedi? Sen de dedi. Ya madem böyle bir şey dedi, niye kabul bunları ettin? Bir dakika dur ya, benim lafımı doğru kesme. Mu? Sus. Ya tamam, bağırma. Benim lafımı kızına kesme. Kızına bağırma. Zoruna mı gitti? Kızına zoruna bağırma. Zoruna gittim, bırak. Sen ne kimsin, ne karışsın lan? Ben sevdiği adamım. Karışma. Bağırma ya, bağırma. Her şey... Tamam, güzel. Tamam, bağırma. Gelmiş yok. Geçmiş bitti. Nereden bağırma, nereye geldiniz? Bağırma. Ortalığı karman çorman ettin, daha hala her burada şey, konuşuyorsun. Tamam, bütün yanlış bende, tamam. Boş konuşma yapma tamam, bana. Tamam, suç bende. Konuşma bana. Bütün yanlışlar bende. Konuşma. Tamam Ali, sus. Tamam, kızına sus, da bağırma. Sus. Tamam Ali. Bağırma. Sus oğlum, tamam, sus. Ali, sus. Görün deme sen, ne anne mezdürümle bana. Sus. Tamam, sus. Sus. Abla, bu sosyal medyada ne kardeşleri, ne sülalesinden kimse, hiç kimseyi takip ettirmiyor kendini. Herkes de engelli. Niye engelli bu? Sebep? İyi bir insan bunları yapar mı ailesine ve çocuklarına iyi karşı? İyi insanlıkla alakası yok ya. Görüşme. Abla zaten ailesinin yanında. Zaten ailesinin yanında. Niye şey yapmıyor? Bu yıllardır böyle. Bu on yarın değil bu. Kardeşi şeyin birine girdi. Vallahi sen billahi şimdi, hemen bir saat sürmedi gerisini geri hemen engelini koydu. Sultan bak sen diyordun ki Şükrü Bey. Hadi beni istemiyor, beni affetmiyor. Çocuklarıyla ilgilenmesi lazım diyordun. Şimdi Aynur Hanım'ın sultanı ve oğlunu abla, yanına alacağını duydum. Boş konuşuyor. Öfkelendi. Kesinlikle evet, ve kesinlikle. Öyle. Evet ben abla, size söylüyorum. Evet. Bunların var ya durumları, bunların durumları Allah birdir eğer daha perişan olurlar. Biz ben size söylüyorum. Ha, emin ol pişman olursun. Ben çok eminim bunun. Valla annem gül gibi de bakar. Evet sultanın annesine seslenişi yerini buldu ve annesi dedi ki ben düzenimi kurar kurmaz seni de oğlumu da yanıma annesi, alacağım. Annesi. Orayı izleyelim bakın sultan annesine nasıl seslendi. Anne! Anne! Bakıyorlar biliyor musun? Gerçekten. Bakıyordu camdan. Anne herkes dolduruyor. Ben ne diyeyim ya? Ben de görüşmek istemiyorum. Sinirlerim çok bozuldu ya. İki aydır görmüyorum. Gerçekten yüzünü unuttum. Görmüyorum, etmiyorum. Çok özledim annemi. Anne ne olur gel görüşelim. Ne olursun. Ne olur anne, ne olur. Vallahi eskisi gibi olalım. Bak evim var, parkım var, her şeyin var. Sensiz tadı tuzu yok. Ne olursun barışalım anne, gel görüşelim. Kimsenin lafına bakma anne, ne olur. Ne olur, bak ben sana bakıyorum. Bak burada. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar. Anne ne olursun Allah için gel. Ne olur görüşelim yalvarırım. Yalvarırım ne olur gel. Çok özledim ne olur. Ne olur anne. Ne olur barışalım. Yıkıla yıkıla. Yaşayan. Geceler boyunca kahrolan benim ahidi dinleyen yıpranan benim kötüysen kime ne bunlar?
kötüysen, düşkünsen, kime ne var? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunlar? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunlar? Çektiğim çileler kendime benim, tutup da birine varmaz ki elim, çekilin üstüme. Varmayın benim, kötüysem, düşkünsem, kime ne bunlar? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunlar? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunlar? Kötüysem, düşkünsem, kime ne? Sultan, daha 20 yaşındasın. Söylediğim her şey bak yavaş yavaş yerine oturuyor. Biraz da Ali'nin annesine karşı şöyle geri adım atıp Ayşe Hanım'a daha saygılı olsan hayatındaki birçok şeyi yoluna sokacaksın yavrum. Seda abla, kesinlikle ona karşı şöyle bir şey olamam özür dilemediği sürece. Annem konusunda gerçekten diyorum tekrardan, ben çok pişmanım. Gerçekten pişmanım. Ben her türlü de anneme şahitlik yapacağım. Oo. Sıkıntı yok. Bundan vallahi sonra böyle Seda benim abla. Benim elimde kanıtlarım var. Ne olursa istediğini yap. Tamam, benim elimde de kanıtlarım var. Ben de kanıtları var. Ben onu istediğim her şekilde zaten atacağım. Sirkeledim zaten ben onu. Bir ana kızına bunu abla, bir anne kendi kızına, yani onlar kucaklarına çekmeyeli biz bu duruma zaten gelmezdik. Onlar öyle destek oldukları için, tamam mı? Gel seni vereceğim dediği zaman zaten o iş bitmiştir. Bir ailede ana, bir ana ya ana.
Ana bir kızına bunu der mi ya? Gel kızım yuvanı yık gel. Ben sana falanca veririm ben sana. Böyle bir adalet yok abla. Nereden biliyorsun bunu? Benim telefonda, kendi telefonda konuşurken söyledi bana. Onun telefonunda. Şimdi Şükrü Bey, bence bu işi güzelce bitirmenin... Tamam, biteceğiyse bitsin abla. Evet. Zaten biz bunun şeyindeyiz. Bırak. Yani biz de gitmek istiyorsak gidebiliriz. Görüşmek istiyorsak abla, görüşebiliriz. Buna canım. Kimse karışamaz, abla, hiç kimse. Bunlar bak, o akşam gittiler. Kapıdan kovdular bunları. Doğru mu? Olsun. Annesini göstermediler. Öyle bir şahsiyetler olsa baba, bu çocukları orada ailesi, anasından ayıramazlar. O baba, ana da ana olmuş olsa çıkar benim onlar evladım der ve karşılarına çıkar konuşur. Ama onda o zihniyet yok. Hayır. Sevgi hayır. Yok o kadında. Kadın o kadında yok. Sevgi yok abla, yok. Seda abla, bir şey sorabilir miyim babama? Baba sana bir şey soracağım. Sen bana bir şey sorma. Yok, soracağım. Sen gerçekten... evlatların görüşsün diye mi bizi hani annenle görüşsünler diye mi gönderiyordun yoksa kendi menfaatin için bizi barıştı diye mi? Ne menfaatim olacak be? Neden? Ne menfaatim olacak? Ben o zaman ondan özür dilemedim mi? Gidinle konuşun evimize gelsin diye daha önce çıkmadım mı abla, ben burada özür dilemedim mi? Ama geç kaldın ondan, çok geç kaldın da abla. Ondan sonra benim çocuğuma balkonda gösterip de kovmalarının anlamı ne abla o günü? Abi onları tartışmayalım şu an. Yok o yok. Onun, niye kovdular bunları çocuğumu? O çocuğumu? Çocukların annesi. Tövbe ben ona hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Benim ölülerken bile benim elimden bir kaşık su helal etmiyorum. Elimden su içmeden ölmesin. Tövbe tövbe. Neyse mübarek. Sen abla annem gelse de koşu koşu da gider. Şimdi böyle söylüyor gider. Anladın kim? Mı? Gider. Eğer giderse. Memlekette. Gider. Gidersin. Gözle. Koşa koşa da gidersin. Ha? Aynı vaziyeti evle eversinin aynısını bana yaptın aynısını zaten yapacak o. Çünkü sen ne yaparsın? Ben yapmam. Sen ne yaparsın? Yapmam. Anneme yaşattığın şeyi sen de yaşatırsın o zaman. Ben Sultan, yaşatırım. Sultan. Senin annen ve baban ayrılıyorlar. Evet. Sizden ayrılmıyorlar. Biliyorum abla. Sen ille de bir tarafı seçmek zorunda değilsin kızım. Öyle. Sen bir yetişkinsin. Bak evlenmek üzeresin. Evet, anladın mı? Doğru. Yani artık kendi hayatını kendin yönlendirebilecek duruma girdin. Çünkü evlenmeyi düşünüyorsun. Evet abla. O yüzden kardeşine bile sahip çıkabilecek kapasitede bir kızsın aslında sen. Abla zaten ben kardeşimi düşünüyorum. Yani annenle baban birbirlerini yese de karışma. Vallahi abla bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Ben zaten yurt dışına gidiyorum. Benim yani bir aya kadar ben belki gidebilirim. Ben gideceğim. Bence ne yaparlarsa yapsınlar. Bence de git. Hiç karışmıyorum artık. Vallahi ne halleri varsa görsün. Ben ne yaparım biliyor musun Şükrü Bey? Ayrılırken insanlar yüzünü gösterir. Hiç rica ediyorum bak kendini bozma. Ver vekaletini bir avukata. Girsin avukat. Vekaletim falan var abla, her şeyim var. Benim avukatımda her şey mevcut. Tamam zaten. Verirsin vekaletini. Boşan. Hiç önemli değil. Nedir benim yani? Evladım var. Olmasın ne yapayım? Olmasınlar. Ne yapayım? Ben şimdiye kadar bunun arkasına düştüm ya. Suç benim abla. Ben de suç. Çocuklarına mı söylüyorsun bunu? Ben buna söylüyorum. Suç bende. Ama yapma. Şimdi pres suç yapıyorsun. Suç bende abla. Baskı yapıyorsun kıza. Ben bunun arkasına. Yok baskı yapmıyorum. Yapma. O istediği şekilde çok, serbest o. Çok içli ne bir kız. Ne yaparsa yapsın. Yapma yapma. Çocukları ama bundan sonra benden şeyleri... bir şey beklemez. Abi yapma. Karıştırmayın çocukları. Bak Sultan böyle konuşuyor. Şey bir hararetli bir çocuk ama aslında çok vicdanlı ve içli bir kız. Ya sen böyle yaptığın zaman etkiliyorsun o. İster istemez etkileniyor ve anneye ne anneye düşman olsun ne babaya düşman olsun. Seni de sevsin, annesini de sevsin. Sana da saygılı olsun, annesine de saygılı olsun. Siz ayrılıyorsunuz. Çocuklar ayrılmıyor ki. Bana karşı zaten saygısı yok ya abla. Ne zaman oldu? Sen ki? Bana saygılı olursan ben sana olurum ama sen bana saygısızlık yapıyorsun baba. Baba mı evladına saygılı olacak, evlat mı babaya saygılı olacak abla? İki taraf size soruyorum olacak. Abla. Ben şimdiye kadar bir hatamı gördünüz mü? Buradayım ben, 4 aydır ben şuraya programa çıkıyorum. Herhangi bir saygısızlığımı gördünüz mü? Belki de orada yaptın hatayı. Belki de her şeyine evet diyerek... Sırf her benim bunun arkasına destek olduğumdan oldum, kaynaklandı bunlar. Hayır abla yok, öyle bir şey yok. Serviste milletin içinde beni azarlıyor, bana bağırıyor. Ağzından ben haklıysam azarlarım seni. Eksik olmuyor. Karışma. Benim işime saydırıyor, karışma saydırıyor, saydırıyor bana. Neden? Bir şey diyorum, saydırıyor. Annemi savunuyorum, bana saydırıyor. Saydırıyor bana, hep saydırıyor.
ismini duydukça bana gına geliyor abla artık. Kur'an çarpsın ya. Duyma o kadar abi. O kadar şey oldum ya ben artık. Abla sizden benim bir ricam var. Beni bir psikoloğa göndersenize. Ben senin için psikologluk değil, psikiyatrlık. Yani psikiyatrın ne olur? Psikiyatrlık ne yani. Bir tedavi, az da olsa bir tedavi. Vaka olmuşsunuz hepiniz. Ağır vaka olmuşsunuz ya. Vallahi vakasınız yani. Boşanıyorsun abicim. Yeter, bitti. Sen de yorulmuşsun, kadını da yormuşsun. Aslı sen Aynur Hanım istemiyor diye bu kadar ısrar ediyorsun. Ben ısrar etmiyorum abla. Aslında yorulmuşsun. Bırak. Yoruldum abla artık. Bırak kadının da yakasını bırak. Kendin de bir oh de. Bir rahatla. Ben onun yakasını zaten bıraktım abla. Uğraşma ne yapıyorum? Uğraşıp da ne yapmayacağım? Çocuklarına da telefonu, annelerini. Abla telefonumu telefon etmiyorum. Görüşmüyorum. Görmüyorum. Daha neyin davasını yapayım ben buna? Ama burada ben annemi savunuyorum. Hemen bana laf ediyorsun. Olmaz. Etmeyeceksin. Onun annesi o ya. Sen biraz şey oldun. Çocukların bak anne demeleri. Anneleri ya diyecek tabii. Ben de bunu biliyordum ve söylüyordum Sultan'a. O kadıncağız durumunu ayarlamadan sizi şu an size duvar örmesinin sebebi bu boşanma olayını o krizi iyi yönetmek. Vallahi oğluma söyleyeceğim. Benden gelirse yurt dışına onu da götüreceğim. Eğer gelmezse dursun burada. Ne haller varsa görsün. Gelmez. Gelmez. Ben gelmez. Söyleyeceğim. Valla baba. Gelirse gelir. Bazı şeyler gelirse, olursa. Kendisine bak. Gelmez. Gelmezse bazı gelmez. Şeyler olmazsa gelir. Valla bazı şeyi bırak artık. O iş geçti. Ben söylüyorum. Öyle yapma. Ya çocuklarınızı seçmek durumunda bırakmayın. Rica ediyorum. Yok abla ya. ben artık şey yapmıyorum. İlgilenmiyorum bununla da. Diyorum ya buna geldi artık bana. Gerçekten abla dayanamıyorum artık ben. Baba ne oldu? Ufacık şey söyledim sana. Ne kadar zoruna gittin? Peki anneme o kadar şey söyledim burada. O kadının zoruna gitmedi mi? Ha? Gitmedi mi benim, o kadının zoruna? Senin konuşmaların ben zaten tınlamıyorum. Seda abla ben bunu savunuyorum. Bana diyor ki sen beni savunmuyorsun. Savunmadın. Ya beni savunma. Abla ben savundum bunu. Burada var ya anneme neler söyledim ya. Evet. Keşke şu dilimi söylemeseydim. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Ya sana söyleme yapma Sultan dedim. Yarın gün aynısını yapar. Kaç kere? Ben yabancı gelin istemiyorum. Hepimiz istemiyoruz seni. Ya senden ne aile olur ne aile babası olur. O çocukların aileleriyle aralarını bulmak için buradayız biz. Çıkın çıkın gelin anacığım. İhbar hattımız 0212-702-3030. WhatsApp hattımız 0549-108-1010. Bizi arayın, bize mesaj atın.